Karaman'ı buram buram geziyoruz. Kimi zaman bir çocuğun dünyasında mutluluğu yaşıyoruz. Kimi zaman eski bir hikayenin hüznüne kapılıyoruz. Her bir karışında tarih ve medeniyet kokan Karaman'ı çok seviyoruz. Bugün Kurban Bayramı. Kurban Bayramı'nın tüm güzellikleri ve bereketi sizinle olsun. Bu mübarek bayramda sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler geçirmenizi dilerim. Bayramınız, gönüllerinizdeki tüm dileklerin kabul olduğu, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu bir bayram olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Aktekke Gıda sahibi Recep Lale ve ailesi. Muhabbetlerine şahit edeceğiz. Bakalım bizleri neler neler. Gıda ile buram buram Karaman tüm hızıyla devam ediyor efendim. Evet, Karaman'ımızın köylerini gezmeye devam ediyoruz. Yine Karaman'ımızın güzide köylerinden bir tanesiyiz ama sizlerden bir ricamız var. Bir rica ediyoruz efendim. Neyi rica ediyoruz sizlerden? Bizim YouTube kanalımızı takip etmeye ve takipçilerimizi çoğaltmaya devam edelim inşallah. Kanal 70 YouTube sayfasından bizleri takip ediyorsunuz. Yorumlarınızı atmayı unutmuyorsunuz. Beğenilerinizi gönderiyorsunuz. Sizlerden bunu ısrarla ama ısrarla rica ediyoruz. Evet, Karaman'ımızın Güzide köylerinden bir tanesindeyiz. Neredeyiz efendim? Mecidiye köyündeyiz. Mecidiye köyünde bakalım bugün bizleri neler neler bekliyor. Hepsini göreceğiz, hepsine şahitlik edeceğiz. O zaman durmaya gerek yok. Hadi o zaman yola koyulalım. Karam, altın dişli karam, sırma saçlı karam, ben sana yandım karam, sen kime yandın karam. Evet değerli dostlar, Mecidiye köyündeyiz. Mecidiye köyünde tabii bizleri neler bekliyor hepsini göreceğiz ama burada güzel bir kalabalık gördük. Bu kalabalıkla biraz muhabbet edelim. Ardından inşallah devam edelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Sağ olun, iyiyiz. Allah razı olsun. Yasin Ceren. Dur. Muhtarım yakışıklısın. Sıkıntı yok. Göbekte var hafiften de acele etmeye gerek yok. Ya o olacak. Evet burada tabii. Da tabii şöyle çekelim bir merhaba da sizlere diyelim. Şöyle ondan sonra muhtarımla inşallah konuşmalara başlayalım. Merhaba, merhaba. Merhaba efendim, merhaba. Merhaba. Abi merhaba, sen telefonla konuşuyorsun herhalde. Evet. Şöyle, tabii köy adımıza, şöyle mi gelelim? Şöyle gelelim. O zaman muhtarım gel. Şöyle, tabii böyle sırtımızı da böyle güzel bir kalabalığa dayadık. Daha sırtımız yere gelmez Allah'ın izniyle. Evet, Mecidiye köyündeyiz. Bizleri Mecidiye köy sakinleri karşıladılar efendim. Onların şahsında zaten muhtarımız bizlere en güzel yolu gösterecek. Muhtarım önce seni bir tanıyalım ama değil mi? Evet. Önce bir tanıyalım. Evet. Ben ismim Yasin Ceren. Mecidiye köyü doğumluyum. Yasin Ceren. Evet. Mecidiye köyü doğumluyum. Kaç doğumlusun muhtarım? 89. 89 mu? Evet. Gepe gençmişsin sen ya. Ne oldu? Abo çok iyi. Vallahi çok iyi Yasin muhtarım.
Burada doğma büyümesiniz. Burada yaşıyorsunuz evet, şu anda. Burada yaşıyoruz. Çiftçilikle falan uğraşıyoruz burada. Evlisiniz. Evliyim. Çoluk çocuk. İki çocuğum var. İki çocuk var maşallah. Muhtarım, şimdi Mecidiye köyü deyince tabii bizim aklımıza ilk göçmen köyü noktasında evet. gelir. Evet. İşte Balkanlardan Bulgar evet. göçmenleri, Rumeli göçmenleri falan mevcut buralarda. Evet. Bildiğimiz kadarıyla söylüyorum. Tabii bunun detaylarını buradaki bizim ağır taşlarımız, evet. genç diyarlarımız var ya. Aynen. Onlardan alacağız inşallah ama burası kaç yılında kurulmuş? 1951 yılında Bozkır'ın Armutlu köyünden dedelerimiz buraya göç etmişler. Bozkır'ın Armutlu köyünden buraya evet. göç etmişler. Daha öncesinde dedelerimiz buraya çalışmaya gelirmiş. Karalgazi, Mandos'un o köylere hep çalışmaya gelirlermiş. Buradan geçerken demişler hani biz buraya yerleşebilir miyiz falan diyerekten kendi aralarında konuşurlarmış. Tabii böyle yayan gidip geliyorlar orayı. Artık 2 ayda bir, 3 ayda bir köylerine gidip geldikleri için böyle şey yaparlarmış. En sonunda buradan geçerken demişler hani dağda olacağına ovada olsun. Buraya yerleşmeye karar vermişler. Çok iyi. Ondan sonra 51 yılında buraya gelmişler. Camimizi yapmışlar 51 yılında. Geldikleri zaman. Bu cami 51 yılında yapılmış. Evet. Evet. 55 yılında. Pardon, tabii burada 55. Tecrübeli adamlar var yani. Tecrübeliler burada. evet. 55 yılında. 55 yılında yapılmış. Buraya yerleşilmiş. Buraya yerleşilmiş. Hayvancılık ve çiftçilikle uğraşılmış. Tabii güzel, bu zamana kadar. Güzel mi? Bereketli toprakları var tabii. Çok güzel. Evet. Yani hayvancılıkta büyükbaş olarak herhalde. Küçükbaş. 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 Küçükbaş oluyor. Aa evet. çok iyi ya. Büyük ona devam değil. Ediliyor. Küçükbaş'a devam şu ediliyor. Şu anda azaldı ama devam ediliyor yine de çünkü az çok. Küçükbaş'ta duyduğum kadarıyla aldığımız haberler köyleri gezdiğimizde evet. biraz kar oranı çok fazla değilmiş. Yani biraz daha düşük kalıyormuş. Aynen. O yüzden Küçükbaş'a çok bir önem veren insanlar biraz geri çekilmeye aynen. başlamışlar. Aynen. Duyduğumuz kadarıyla evet. olan söylüyor. Maşallah evet. diyelim. Muhtarım evet. senin rakibin var mıydı bu seçimde? Valla rakibimiz yoktu bu seçimde. Tek başına çektik. o yüzden. Şansın iyi tabii. Evet, şansın iyi yani. evet şansımız var. Ama yok olsa da yine seni seçerlerdi diye düşünüyorum ben. Valla bilmiyorum onu köylüye sormak lazım. ya öyledir diye düşünüyorum. Tabii, ben gönlüm böyle bol yani. Evet. Söylüyorum yani muhtarım. Billahi. Muhtarım şimdi bugün Mecidiye köyündeyiz inşallah. Kanal i̇nşallah. 70 olarak. Çekimlerimizi yapacağız. Sizin... Tabi buradaki halkımızla, buradaki yaşayanlarla muhabbet edeceğiz. Yemek kültürlerinizle alakalı kültürlerinizi alacağız. Tabi evet. başka daha şeyler varsa onları da çekeceğiz. Tamam. O zaman tamam. şöyle yapalım. Önce yemek yapımı varmış. Yemek yapımını yapalım. Ondan sonra abilerimizle muhabbete mi devam edelim? Öyle yapalım. Tamam. Ben geçer koyayım sohbete. Öyle yapalım. O zaman muhtarım önce yemek çekimlerini bir yapalım. Nasıl bir yemek yapılıyor? Ondan sonra buradaki ahalimizle inşallah... En güzel şekilde muhabbet edeceğiz. Tabii bizim ihtiyar tecrübelilerimizden de bu köyle alakalı bilgiler alacağız. O kadar ihtiyar görmeyin. Çok ihtiyar geç. İhtiyar geç. İhtiyar geç. İhtiyar geç. Eyvallah. Hadi bakalım o zaman buyurun devam edelim. Selamun aleyküm. Bereketli olsun efendim. Vallahi hoş bulduk, hoş bulduk. Burada güzel börekler kokuyor. Ben sizi görmüyorum şu anda. Evet, börekleri görüyorum. Acıktım mı? Ne oldu bilmiyorum ya. Şimdi buranın şefi kim? Şef herhalde. O zaman ben şu ayakkabımı çıkarayım da gireyim. Şöyle. Şöyle. Gel abi. Arama şöyle basmadan. Ana kolay gelsin. Sağ ol Allah razı olsun. Nasılsın? Hamdolsun şükür iyiyiz. Allah iyilik sağlık versin. İyilik sağlık uğraşırız. Allah'ım muhtarım dedi ki acayip güzel börekler yapıyorlar dediler. Doğru mu bu? Doğru. Bunlar güzel börek mi diyor? Evet. Neyle yapıyoruz bu? Patatesli tövmekenli böreklerimiz. Tövmekenli. Evet tabii Karaman'ımızın en sevilen böreklerinden bir tanesidir efendim. Tövmeken böreği. Bir de ıspanak böreği. Bunlardan burada bol bol tüketimler olur. Ana isim ne senin? Ümit Ceren. Muhtarımın nesi oluyorsun sen? Annesi. Annesi oluyorsun. Muhtarıma gepe genç muhtarlığı da kazandırmışsın.
Allah'ım hayırlı işleri yaptırmayı nasip etsin inşallah. Allah inşallah inşallah. Önce damattı, şimdi de oğlan oldu. Oh. Allah'ıma hamdolsun. Burayı siz herhalde tapulamışsınız gibi geldi bana. İşte herkes sırayla gidiyor. Sırayla gidiyor. Allah'ım kime nasip edersin. Sen de buralı doğma büyüme buralı mısın ana? Evet, doğma büyüme buralıyız. Allah Allah, senin yaş kaç? 60 doğumlu. 60 doğumlusun. Aa, o zaman buraya geldiğinizde bir 5-10 sene sonra sen doğmuşsun, doğru mu? Evet. Ay maşallah. Torunlar falan var mı senin? Var var. Kaç tane var? 9. İsimlerini hatırlıyor musun? Evet, hatırlarım. Ayşe, vallahi iyiymiş ha. Gülistan, Kübra Naz, Ramazan, Mustafa Can, Mehmet Emin. Oy. Bulem, Mehmet Sait, Mehmet. Ana sen vallahi daha sen iyisin ya maşallah ya. Buranın şefi yaptıkları kadar varsın yani. Evet, buranın şefi yaptıkları kadar varsın. İşte ne yapalım? Evet, pişirmelere devam ediyoruz. Evet. Şu annemiz niye o öyle da, sırtı dönük o sana? Da, o küs müsünüz siz? Niye küsünüz? Eltiyiz ikimiz. Et olunca böyle mi oluyor ya? Yani? Yo, işte pişirince böyle dönüyor yani. Pişirince böyle dönüyor. Ben dur şöyle bir geçeyim ben o zaman. Sen niye sırtını döndün ana? Ben ekmek pişiriyorum. Ekmek pişiriyorum. E pişir canım, niye sırtını döndün diyorum ben. Küs müsünüz? Küs değiliz. Küs değilsin. Evet, bu ekmek de pişti herhalde. Anu elimi de yaktı valla. Senin isim ne? 30-40 senedir eltiyiz, beraberiz. Oh 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 maşallah maşallah. Dövüşüyor musunuz? Hiç dövüşmedik. Eltiler pek geçinemez de ondan dolayı soruyorum. Çok iyiyiz Allah'a şükür. Bir sıkıntı yok yani. Hiçbir şey yok Allah'ın izniyle. Allah iyilik sağlık versin inşallah. Ablalar size de kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz Allah'a şükür. Güzel sonları. Allah'a şükür biz de iyiyiz. Burada börekler yapılıyor, ekmekler atılıyor. Tabii Karaman'ımızın yöresel ekmeklerinden bir tanesidir. Mayalı ekmeği. Mayalı değil mi abla? Yanlış mayalı, yok. Mayalı. Mayalı ekmeğimiz bizim yöresel ekmeklerimizden bir tanesidir. Tabii haliyle Mecidiye köyünde de böyle bir durum var. Ya senin işin gücün yok mu Allah'ın aşkına ya? Ya ben nasıl ekmek yapayım burada arkadaş ya? Oradan işaret yapıyor bana ya. Bunu yapılı, sağ ol ablam ya, Allah razı olsun, yapılmış olanı veriyor bana. Hayır yapacaksın canım, burada bir açtım sana. Valla ben çok ters yere düştüm gibi ya, hayırlısı. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Sakın kızma ha. Kızmayın, ha, kızma. Şöyle mi yapıyorduk abla? Arkadaş. Maşallah maşallah, bak nasıl güzel oluyor. Ana sen de gazı veriyorsun burada, bütün ekmeği bana yaptıracaksın herhalde sen. Döndür elini. Şöyle. Evet. Haa. İşin formülü var diyorsun yani abla. Abla senin isim ne? Ümmiye Balcı. Ümmiye Balcı. Evet. Burada Ümmiye ismi çok fazla mı? İkimiz zaten. Ha başka yok mu? Başka da yok. Ha başka yok. Sen birinin eltisi misin? Yok ben. Burada var mı elti melti? Yok, hiçbir şey yok. Burada hiçbir şey yok. Burada tanıdığın yok mu senin yani? Hepsini tanıyorum canım, komşu. Ha komşu, evet. Ya herhalde yeter ya. Herhalde yeter. Ya beceremedik zaten. Ya elime yaptı ya. Evet. Abla şimdi burada yaşıyorsun, sen de buralısın. Ben buralı değilim, ben buraya gelin geldim. Sen neresin? Ben Zengenliyim. Zengenlisin? Evet. Aa ne, pek de yakınmış arası ha. Pek de yakın, neresi yakın? Zaten değil yakın işte, onun için diyorum. Yani şey, evlendin, buraya geldin, doğru mu? Eşinle, eşin buralı. Eşim buralı. Ben nasıl, memnun musun eşine? İyiyiz Allah'a şükür. Dövüşmüyor musunuz? Ara sıra dövüşülür canım. Dövüşmeden geçiniliyor mu? Evet, abla çok açık sözlü bir insan. Evet. Yani kavgalar, gürültüler var ama mutluyuz diyorsun. Mutluyuz Allah'a şükür. İyi, zenginle güzel yer ama. Güzel, bizim köyümüz buradan güzel. Ağaçlık, her şeyimiz var. Burada ya, hiç ağaç yok, bir şey yok. Bak şimdi seni burada kovarlar, bak böyle konuşma. Kovmazlar, hepsini kovmazlar. Bak seni burada kovarlar, ben sana söyle, ben de kurtaramam ha. Bak muhtarım hanımı da şeyler, oranın köyü de çok güzel. Dağlık, yeşillik, ağaçlık. Bardas mı? Burada ağaç olmaz. Ay Bardas, evet çok iyi. Evet. Tamam, muhtarımın eşiyle de konuşacağız daha inşallah. Peki söylemek istediğim şeyler var mı abla? Neden başarılar, bir şey demiyorsun. Yok, başarı size olsun canım. Biz bir şey yaptığımız yok. Biz çene yapıyoruz zaten burada. Başka bir şey yaptığımız yok da. Kolay gelsin işinize. Allah razı olsun. Allah razı. Senden buralısın. Ha sen başka yerden gelme diyesin ya. Bozkır'dan geldim. Bozkır'dan. Armutlu köyünden mi? Evet. Bak nasıl bildin değil mi?
Ben çok konuşamam. Ya seni sunucu yapacak halimiz yok. Yani iki muhabbetlik gideceğiz abla, isim neydi senin? Ayşe. Ayşe. Abla sen de evlisin. Kaç çocuk var? Üç. Üç tane çocuk var. Sen dövüşüyor musun eşinle? Yok, arada. Biz de kavga etmeyiz. Peki kavga ettiğinizde kim ağır basıyor? Hiçbirimiz. Böyle olur mu canım ya? Allah Allah. Genellikle işleri ağır basar. He? Genellikle işleri ağır basar. Yani niye öyle? Aslında bence bayanlar ağır basar. Bilmiyorum, bazı şirketler daha çok ağır basar. Ya bugün erkeğin en son söylediği söz hanım sen bilirsin oluyor ya. Nasıl ağır bassın bu adam ya? Meryem, hepsi bir değil işte. İyi bakalım abla, Allah sizlere mutluluk versin inşallah. Bir de şu ablamla konuşayım ben. Ama buradan bir çıkayım. Ya da sen burada bana ekmeği yaptıracaklar vallahi. Tabii annemin hoşuna gitti. Bütün ekmeği bana yaptıracak oluyor. Evet şöyle geleyim ben şöyle. Evet. Abla sana da kolay gelsin. Teşekkürler. Olayın kahramanı sen misin? Buradaki olay herhalde sende bitiyor. Bunu sen yapmazsan burada hiçbir başlamış, şey çıkmaz. Başlamış, ben de başlıyor. Evet, devamı evet. Geliyor. Maşallah, Allah kolaylık versin. Sizin isim ne? Aysun Özel. Aysun. Evet. Aysun Özel. Evet. Aysun Hanım, şimdi siz buralı mısınız? Değilim. Ben köylü imamının eşiyim. Buralı değilim ben. Ala! Sizin eşiniz burada mı? Şu anda burada mı? Ha, orada. Erkeklerin toplandığı yerde. Buralı değilim ama ikinci memleketim sayılır. Çok sevdin o zaman burayı. Çok sevdim. Sen nerelisin normalde? Ben Karamanlıyım. Merkez? Merkez. Ay maşallah. Vallahi bir de buraya uyum sağlaman da çok güzel bir şey ha. Kaç yıldır? Sağ olsun. Üç olacak. Üç yıldır buradasın. Hı hı, üç olacak. Evet. Tabii her ne kadar Mecidiyeköy'ünde köyünde olsak da efendim biraz toprakçılık duygularımız kabarıyor. Karamanlı kendisi. Aysun Hanım kendisi Karamanlı olunca mutlu olduk. Toprağımızı gördük. Muhtarım böyle deyince kızma ha. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya bu köy halkıyla alakalı ne söylenebilir? Mesela siz köy... dıştan bir insansınız şu anda. Evet, ben dışarıdan geldim. Köy halkı biz ilk geldiğimizde çok sıcak davrandılar bize. Yani bize sahiplendiler. Biz hemen sanki buralı olduk. Sıkıntı yok. Evet. Sıkıntı yok. Eski yani. Muhtarımız, şimdiki muhtarımız, köylülerimiz sağ olsunlar. Aa ne güzel. Vallahi biz çok mutluyuz. Biz buralıyız artık. Buradan da gitmeyi düşünmüyoruz de. Biz çok şükür düşünüyoruz. Zaten buranın insanları Armutlu'dan gelme. Bozkır Armutlu'dan gelme çoğunluğu. Şimdi hal böyle olunca biz de Karaman'dan geldik. Olmazsa ne yapalım? Buraya yerleşiverelim hepimiz. Bunlar kovalım gitsin ya. Buyurun gelin bekleriz. Evet. Evet. Sıkıntı yok Arap, sıkıntı yok. Allah razı olsun. Ondan yana ben bu tarafın yörenin insanlarını çok seviyorum. Çünkü çok misafirperver insanlar. Buraya geldiğinizde de efendim bir kapı çalsanız da karnınızı doyurur gidersiniz. O ne sıkıntı yok. Evet burada düşünün ki Karaman'dan gelme gelinimiz diyelim artık ablamız. O bile buraya uyum sağlayabiliyor. Düşünün buranın insanların sıcaklığını bir düşünün siz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şuradaki ablalarımıza da konuşalım. Şimdi... Onlar bir iş yaptıkları da yok da. Neyse konuşalım bari yapacak bir şey. Evet şöyle. Bu sandalye bana mı ait? Evet, ne oldu böyle mi? Abla öyle olur mu ya? Ben siz ayakta ben oturarak konuşamam ki ben. Şunu çekelim biz. Şunu çekelim rahat konuşalım. Evet. Gel abla gel ne kaçan ya bir şey yok. İkiniz de mi bardaksınız? Yok yok gelin görümceyiz. Ha gelin görümcesiniz. Evet, gelin. Şimdi muhtarımın eşi. Siz oluyorsunuz evet. First Lady. Evet. Siz? Ben de eski First Lady. Evet, laflar da hazır ha. Vallahi hazır. O zaman eski First Lady ile bir konuşalım. Evet. Şimdi yeni zaten hep burada zaten. Evet, buyurun. Niye siz seçime girmediniz mi bu sene? Girdik. Ha. Gönüllü bir şekilde kardeşime vermek istedik. Onun tarafına çekildiniz diyorsun. Evet, onun tarafına. Onun da o da istiyordu. Onu şey yapmasını istedik. O gönüllü verdik. Eyvallah. Şimdi muhtarımla evet. Siz kardeşsiniz. Evet, kardeşim. Sen ablası oluyorsun. Ben ablasıyım. Maşallah. Benziyorsunuz da ondan dolayı. Evet, sağ olun. İyi de benziyorsunuz. Çekildiniz muhtarıma kazandırdınız. Evet, ona kazandırdık. Evet. Çalışıyor mu? Sen çok... kardeşsin gelse söylemem de. Yok yok hayır hayır ben çok doğrucuyumdur gerçekten çalışıyor. Çalışıyor. Evet çalışıyor. Yakışıklı da adam ya. Evet yakışıklı. Saçlar acayip hoşuma gitti ha. Evet evet. Valla saçlar çok güzel değil mi? Ha, abla. Çok güzel maşallah doğuştan. Allah tarafından. Evet. Oğlununki de böyle. Kameraman arkadaşımız da çekiyor bak saçları görünce nasıl çekiyor. Senin de hoşuna gitti değil mi? Senin de hoşuna gitti. Valla şuna bak ne diyoruz sarı mı diyeceğiz kızıl mı diyeceğiz ne diyeceğiz bu saça? Valla Rabbim yarattı. Yok yok orijinal orijinal. Orijinal bu. Rengi de bilemiyorum. Orijinal tamam. Onda sıkıntı yok onun farkındayız zaten. Tamam. Abla şimdi evet.
Allah nasip ederse muhtarımız bir 4 yıl hizmet edecek. 4 yıl değil mi? 5 yıl. 5 yıl hizmet edecek. Ardından seçimler yine olacak. Ama ben merak ettim, soru şu. Burada seçimler nasıl geçiyor? Bazı yerlerde çok kavgalı, gürültülü, patırtılı geçiyor. Evet. Bu da benim hoşuma gitmiyor. Açık bana söylemek lazım. Çok kötü bir şey ya. Aynen öyle. Burada da öyle bir durum yaşanıyor mu? Bizim burada öyle bir durum yaşanmıyor. Ben gönüllü verdim. 5 sene sonra kardeşim, birileri arkadaşı veya biri ben olayım derse bu da gönüllü ver. Herkesin olması için. Burada şey, öyle ayrı gayrı muhabbeti yok yani. Yok, Allah'tan kalabalıkta değiliz. Köylüler güzel anlaşıyor. Kavgamız yok, gürültümüz yok. Aynen. Böyle anlaşmalı gidiliyor. Çok iyi. Arazide de öyle. Arazi işlerinde de anlaşmalı giderler. Köyün işleriyle alakalı da anlaşmalı giderler. Çok şükür hiçbir şeyimiz yok yani. Sorunumuz da yok. Çok iyi. Burada benim bir şey daha soracağım muhtarım. Evet. Burada muhtarlığa ait araziler var değil mi? Evet. Yok. Yok mu? Yok. Bazı köylerde ben duyuyorum bazı bunu. Bazı köylerde var ama bizim köyümüzde yok. Yani yok, masrafları nasıl karşılıyorsunuz? Öyle bir ihtiyaç halinde nasıl? Ya kaymakamlıktan bize destek çıkıyor. Destek çıkıyorlar ya da köylüler arasında toparlanıp bir şekilde hallediliyor. Siz Kazım Karabekir'e bağlısınız. Evet, bunu da söylemiş olalım efendim. Mecidiyeköy Kazım Karabekir'e bağlı olduğu için muhtarım kaymakam diye söyledi. Onu da belirtmiş olalım. Evet. Kaymakam Bey, hani gidiyoruz. Bizim böyle bir ihtiyacımız var dediğimiz anda, yani çıkabildikleri kadar bize destek çıkıyorlar. Çıkamadığını da köylüden bir şekilde telafi ediyoruz. Eyvah. Köylüler aracılığıyla. Ya, Allah razı olsun. Çalışmalar durmuyor ama. Durmuyor çalışmalar. Dur. Gerekirse kendileri bile gelip, hani mezarlıkta olsun, camide olsun veya köyün içinde olsun, yapılacak herhangi bir şeyde imece usulü gelip köylülerimiz çalışıyor. Ne güzel, ne güzel. Şimdi Bardaslı gelin. Buyurun. Nasıl buldunuz birbirinizi? Ne yaptınız böyle ya? Ben anlayamadım. Şimdi o olaya bir gireyim ben ya. Tanışmadan önce gireceğim. Direkt çünkü merakımdan öldü. Görücü usulü oldu. Birileri aracı oldu. Tabii ki de. Siz Bardas'ta mı oturuyordunuz? Ben Bardas'ta oturuyorum. Eşim aynı Mecidiye'de oturuyordu. Aracılar girildi. Aynen. Nasip oldu. Kaç yıl oldu evleneli? Kaç yıl oldu? 11. senemize döndük. Allah nasip eder. Doğuşuyor musunuz? Şimdi yani muhtar olunca biraz da artist olabilir yani. Ondan dolayı diyorum yani. Yok, oluyor tabii, her evde olduğu gibi. Olmaz diyemem, olur. Ama kim ağır basıyor? Bana göre eşim. Eşime göre ben olabilirim. Yok, alakası yok. Bardaslı gelin hiç öyle kendisini de yedirtmez arada yani. Ha. Yok. O dağ havalarını alan adam yedirtir mi yanını ya? Yok. Eşimi çok seviyorum zaten. Yok, Bardaslı biliyorum ben. Bardaslı'da Bardaslı bir sürü tanıdığım ve dostlarım, ahbaplarım var. Hakikaten şöyle söyleyeyim, Mecidiye tabii ova köyü ama ben dağ tarafından gelme bir insan olduğum için, dağ köylülüğünden gelen bir insan olduğum için dağın havası bana daha bir başka geliyor. Daha güzel geliyor. İnsanlar başka geliyor. Ama şu demek değil. Ova köyünde böyle bir şey var mı? Hayır. Bunlar da ova köyünde de mevcut. Evet. Mesela Mesudiye köyünde biz öyle güzel karşılandık ki ben hayatım boyunca unutmam mesela. Ben öyle bir durumu hayatım boyunca unutmam. Aynen. Orası da Macir köyü değil mi? Orası Macir köyü. Burası Macirlik yok mu? Macirlik yok burada. Bizde yok. Ama tarihte var. Tarihte var. Macirler buraya yerleşmişler. Önceleri Bulgar göçmenleri falan yerleştirmişler buraya. Biz Bozkır'dan gelince gönderdik hepsini. Biz Bozkır'dan gelince tabii dedelerimiz hemen direkt göndermişler. Vallahi sizinle yaşanmaz da ilim memleketinden gelsin. Sen iyi yaşıyorsun ha. Gelin. Bak Bardaslılar da kovarlar. Bak ben sana söyleyeyim. Dağdan geldi ya. Sizin isim neydi? Fatma Ceren. Fatma Ceren. Evet. Fatma Hanım, adam bu. Evet. Olay da bu. Evet. Sıkıntı yok değil mi? Çok şükür. Yok, olmaması lazım. Evet. Adamın yüzü hep gülüyor. Valla muhtarıma hayran kaldım. Hep gülüyor. Evde de böyle güler mi? Hep pozitif. Hep pozitif. Evet. Aynen. Neşeli, pozitif. Kaç çocuk var? İki tane çocuk var. İkisi de erkek kız. Kız. Büyük kız. Küçük erkek. Oo maşallah. Yakışıklı bu sizde mi? Yok, benim o. O yeğenim. Ha, ablamın. Evet, ablamın çocuğu. Allah sizlere bağışlasın inşallah. Razı olsun, sağ olun. Tabii bunlar güzel duygular, güzel temenniler değil mi? Yani evet. Bardas'tan gelip Mecidiye'de yaşamak. Evet. Zengen'den gelip, zengen nereye, bura nereye? Evet. Abi nereden bulduk sen burayı ya? Hayırlısı. Tabii burada güzel olan tarafı şu efendim. Buradaki insanların yüzleri hep gülüyor. O da beni ayrıca mutlu ediyor tabii ki. Peki ablalarım, söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yok, biz daha mutlarla çok konuşacağız. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Köyümüzü böyle gelip tanıttığınız için
Çok sağ olun, ayaklarınıza siz sağ olun. Siz de sağ olun, siz de sağ olun. Çok sağ olun. Orkestra şefi de iyi anma değil mi? Evet. Evet. Kayınvalidem. Evet. Kayınvalide tamam. Evet, evet, kayınvalidem. Yani. Ne demek anam, sen memnun olduysan gerisi boş. Gerisi boş, hikaye hepsi. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Muhtarım şimdi ne yapıyoruz? Diğer evde de bir... Orada da var bir çalışma. Bir çalışma da orada var. Oh. Şimdi direkt oraya geçelim. Hadi o zaman bakalım. Buyurun oraya geçelim hadi. Pencereden inmeden inip gelir inceden. Geldi geçti görmeden muhtar buldum Kezban yenge. Asam buldum Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge. Muhtarım oldum Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge. Asam buldum Kezban yenge. Evet değerli dostlar, Mecidiye köyündeyiz. Az önce seyrettiniz, börekler yapılıyor, mayalılar yapılıyor. Tabii Mecidiye köyünün kadınları, hanımları çok güzel çalışmalar içerisinde. Harika bir bahçeye geldim. Muhtarım bu bahçe kimin böyle ya? Burası halamın bahçesi. Kendisi Zalam olur, Zeynep Gonca. Onun bahçesindeyiz şu anda. Ama ve çok güzel bakımlı bir bahçe ha. Evet. Değil mi Muhtarım? En bakımlı bahçe bunun bahçesi. Başka böyle bakan yok. Başka da bakan yok zaten. Başka da bakan yok. Bakmak isteyen gelsin görsün o zaman. Evet. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Elinize kolunuza sağlık. Sağ ol, Allah razı olsun. Sen az baş köşeye oturmuşsun. Patron sen misin? Yok yok ben patron değilim. Ben kim yoruldum patron? Geldim de mezarlığı suladım. Ben Mesudiye'den geliyorum. Sen mezarlıkçı başı mısın abla? Hayırdır? Annemi babamı herkesi ha, sulayıyor. Herkesi suladı. Herkesi sulayıyor. Ne diyelim ben. Geçmişlerimize Allah'tan rahmet ediyoruz tabii, tabii ki. İsim neydi abla? Senem Şen. Senem Şen. Senem abla sen böyle oturunca ben dedim herhalde buranın şefi de ablam diye düşündüm. Değil misin? Yok yok. Dünden dedi Zeynep abla bana. Buranın sahibi mi? Buranın sahibi. Buranın sahibi. Yarın dedi çekim gelecek deyince dedim ben de köyümü hem ziyaret edeyim hem mezarlığı sulayayım. Ha, arada geldim. Reklam mı yapayım diye. Öyle yani. Öyle. Ha, yani sıkıntı işte. Yok. İyi çalışmalara katılmadın ama sen. Sadece yok, ben mezarlık... daha yeni geliyorum işte. Ha, sen... Yorgunluğu atacağım şimdi ben. Sen mezarlık çalışmalarına katıldın. Yürüyerek aynen. De gelince. Evet. Ablam buranın sahibi evet, değil mi? Evet. O zaman ablamla biraz konuşalım. Vallahi ben fazla konuşamam ama hoş geldiniz. Ne yapalım şimdi o zaman? Konuşmayalım yani. Susarak olmaz ki ya. Hoş geldiniz ablam. Hoş bulduk, hoş bulduk. Abla gel sen şöyle gel. Az gel ya. Uy. Aman sen de iyice ağacın altına girdin bir şey yok. Ben bir şey sormayacağım. Bu bahçeyi tamam. Sen kendin mi yapıyorsun böyle? Kendim yapıyorum. Bu bahçe benim. Şu arkayı da aldık. O arkayı da gezebilirsiniz. Çok güzel. Orayı da ektim. Para var diyorum yani. Hayır. Elhamdülillah. El emeğimi lene. Ya Allah ana. Daha çok versin gözümüz amin, yok. Allah amin, daha çok versin. Amin. Şimdi, ümmetiyle. Şimdi efendim bu dediğim bahçe mevzusu öyle küçük bir bahçe değil. Kaç metrekaredir muhtarım tahminin burası? 1 metrekare. Bir dönümlük bir yer yani hemen. Bir dönümlük bir yer. Evet. Yani ablamız el emeği falan diyor da pek inandırıcı bulmadım tabii yani. Yok kendi emeklerimle ne sürüyorsun buraya araba? Bir kaktırmalı arabam var. Onu yaparsındır. Onda evet. Sıkıntı yok da. Şey öbür tarafı da aldım dedin ya. Evet orayı da aldım. Elemeye falan dedin ya ondan dolayı sorarım yani. Orayı da aldım. Ya ben paraya takılı kaldım hala anladın mı abla yani? Takılı kal bakayım. Ya, oraya takılı kaldım ya orada kaldım ben daha. Zeynep abla sen buralısın. Evet. Burada yaşıyorsun. Burada yaşıyorum. Burada doğma büyüme. Burada büyüme. Eş yaşıyor mu eş herif? Yaşıyor. Yaşıyor mu? Yaşıyor. Sıkıntı yok değil mi onunla dövüşmüyor? Elhamdülillah. O ne iş yapar? Aynı beraber. Burayı yaparsak da beraber, daha gidersek de beraber, her şeye beraberiz. Ay maşallah, iyi ne güzel. Dövüşme yoksa sorun yok ya. Elhamdülillah. Ya ben burada dövüşen bulabilir miyim peki? Bana mavra lazım biraz daha. Muhabbet lazım. Vallahi bilmem bulamam. Bulamam mı? Dövüşen yok mu burada? Bir kişi var onun ismini de söylemeyeceğim. Gidersem onun yanına git. Şimdi merahımdan öldü. Bu kim acaba? Yok onu söylemem. O da katılmaz zaten. Ha katılmaz yani. Dövüşmezler diyorum yani. Yok buraya katılmaz. Hayırlısı. Olsun. Canımız sağ olsun. Şimdi burada ne yapıyoruz Zeynep abla biz? Patatesler var orada bir olay var. Ne olay o? Şöyle gel abi. Evet Zeynep abla tanıtım yapacak bize. Burada eltim tahrana yapıyor. Eltiler çok dövüşürmüş. Yok elhamdülillah. Ya ben dövüşen bulamayacağım mı burada?
ne dedim sana, içimizde karışmayan bir kişi var. O da eltimiz. İyi, hayırlısı bakalım. Hayırlısı. Eltisiniz siz şimdi. Eltiyiz. İyi, Allah'ım bir hoşçakalın. Eltimin biri daha var da onun bacağı kırıldı. O ana, geçmiş olsun. Halamın kızı bu. Hem haladayı kızıyız. Yabancı aa, siz uzak değilsiniz o zaman. Uzak değilim. Senin ismin ne abla? Ayşe Gonca. Ayşe Gonca. Ayşe abla bu ne yapıyorsun sen burada böyle tahrana sütlü mütlü? Tahrana yaparız, tahrana. Tarhana? Evet, atalarımızdan tahrana bir şey. Anneler. Tarhana yapıp niye beyaz? Yoğurtuna yaparız. Siz burada yoğurtla mı yapılıyor? Evet. Ben birçok yerde tarhanayı normal şey yemek gibi çorba gibi görüyorum ben. Hayır, o tahrana ayrı tahrana. Bizimki yoğurt. O içinde baharatlı şey var. Bu yarma ayranla yapılıyor. Taş devirmenlerde çekeriz. Aa. Hani buranın tarhanası biraz daha farklı yani. Şu tapanlayıp şöyle kuruttuk tarhana evet, var ya. Evet. Bu ondan. Biz bunun tazesini de pişiririz. O yoğurtan. Gurusunu da yiyorlar ama değil gurusunu mi? Gurusunu da. Ben çünkü olur, birkaç tabii. Yerde yedim sanki öyle anımsıyorum. Sonra şimdi pişti mi yağ koyacağız. Evet. Bir işi bitiyor sade bu. İyi maşallah. Tarhana bunu kendiniz yapıyorsunuz ama değil mi? İçini kendimiz tabii kendiniz yapıyorsunuz. Kendimiz. Peki ablacığım senin söylemek istediğin bir şeyler var mı? Zeynep ablayla dövüşmüyorsunuz zaten. Sıkıntı yok onda. Biz dövüşmeyiz. Ha, dövüşmeyin de zaten. Niye? Dövüş iyi bir şey değil zaten ya. Yok, değil mi ya? Dövüşmeyin. Kavga gürültü patır. Gelinlerim de burada şimdi benim. Şimdi gelene Turan yayacağım. Bak gelinlerim de var. Ben mutlanı aldım. İkisi de o mutlu bak. Mutlu gelinler. Gelsin bana bir ya. Şöyle bir gelsin bir. Gel ablam gelin ya. Mutlu gelinler gelsin. Evet burada sadece Mecidiyeliler yok efendim. Burada acayip acayip. Yani Zengen'den var, Bardas'tan var, Mut'tan var. Siz mutlu musunuz? Evet mutluyum. Allah mutlu eylesin inşallah sizi. Buraya Mut'tan geldiniz doğru mu? Hangi köyü Mut'un? Kravga. Ana Kravgalısınız be. Evet, sizin orada çok güzel balık var ha. Aynen. Boğazımı pek severim ben. Çok güzel balık var orada. Aynen. Erikleriniz harika. Aynen. Net. Abla sen de mutlusun. Ben de mutluyum. Sen de mi aynı Kravgalısın? Yok ben Derinçaylıyım. Derinçay orayı bilmiyorum. Derinçay. Derinçaylıyım. Derinçay. Kravga'ya gittim birkaç sefer gittim ama sizin köye gelmedim hiç. Nasıl? Kaynananız oluyor değil mi? Evet. Kaynanalık yapıyor mu size? Yok yapmıyor. Arkadaş yöresel bir sürü adam da bulduk. Kavga eden bulamadık ya. İyi mi böyle bir şey olur mu ya? Yani vardır bir şeyler, bir şey yapardır ya. Yok yapmaz annem ya. Kendi annemden ayırmam ben. Eski kaynarlar yok. Şimdi dövüşmeyiz. Eskiden dövüşürlerdi. Niye dövüşürlerdi ana? Ne bileyim eskiler kaynar gelinleri eziyeti itmeyi bilirlerdi. İyi bir şey değildi ama değil mi yani? Dövdürürlerdi, yaptırırlardı ama biz evet. Onu yapmayız. Bunlar tabii hoş şeyler değil efendim. Bizimki muhabbeti, işin mavrası muhabbeti de. Tabii kimse kimseyle kavga etmesin, kimse kimseyle dövüşmesin. Özellikle de kaynana ve gelinler noktasında ben bu önceden çok büyük yaraydı. Aşırı büyük bir yaraydı ama maşallah burada o çözülmüş. Yani kaynana da memnunsun yani abla. Memnunum. Sen de memnunsun. Hep memnun zaten burası. Burası Mecidiye köyünü de işte memnun köyü yapalım burayı. Hep memnunlar. Hep memnunlar. Diyeceğiniz bir şey var mı? Yok abi sağ ol. Sizin? Yok. Abam senin var mı? Yok. Yok. Ve çorba yapmaya devam diyorsun yani. Deve mi diyeceğiz? İyi Allah kolaylık versin. Gelinler turfan yayacağız. Turfan yayacağız, pilav koyacağız. Ne yayacaksınız ne? Anlamadım. Turfan yayacağız. Turfan ne ya? Yayık yayacağız. Ayran yayacağız. Ayran yapacaksın. Aa. Onu bu şimdi mi yapacaklar? Şimdi yapacağız. O zaman onu bir görsek mi ki? Yörük, yörüklerin yaptığı muhabbet mi oluyor bu? Ama yok, yörüklerinki değil, bu çömlekte yapılıyor bak. Evet, çömlekte. Allah Allah. Çok güzel oldu. Evet efendim, şu anda bir taraftan da konuşayım tabii. Burada bir küp var. Bu küpün içerisinde de ayran yayı yapılacak. Neydi? Turfan. Turfan mı diyorlardı burada? Turfan. Evet turfan yapılacak yani ayran yapılacak diyelim. El yapımı yoğurtla değil mi? Ne yoğurdu bu? Koyun geçi karışık. Koyun geçi karışık evet şu anda çalışmalar başladı. Ne yapılacak bununla şimdi dedin? Bunda yayık yayardık kaymakları biz pişirirdik koyardık toplu olarak buna dökerdik. Soğuk suyumuzu da dökerdik. Bundan yağ çıkar. Yağ çıkar. Evet. Şu anda yağ çıkartmayacaklar ama değil mi? Ayran hayır, yapacaklar. Şimdi ayran yapacağız. Şu anda yapımı başladı efendim. Kardeşimiz, kameraman kardeşimiz de çekiyor en güzel şekliyle şu anda. Yağlarımız çok güzel oldu. Yo, yoğurtlarınız da güzel ama. Yoğurtlarınız da güzel. Agadan belli ediyor zaten. Keçiye koyun karışık. Evet, evet ablam. Bunun ayranı da çok güzel oldu. Bu turfan yağı, turfan ayranı deriz biz. Turfan ya ayranı. Allah evet. Allah. Niye turfan? Ben onu anlayamadım. Küp. Küpün adı mı o? Evet.
Küpün adı, atalarımız öyle demiş, biz de öyle diyoruz. Ha, ondan gelme bir buradan şu havasını aldırmazsan bu patlar. Yayarken onun havasını... Allah Allah! Usulca usulca böyle aldıracaksın. Tekrar kapatacaksın. Ben de o bezi niye oraya koydunuz diyecektim. Bu, o hava alınır mı? Bu hava aldırmıyor. Allah Allah! Bunu çok... havasını aldırmasan patlar. Mecidiyeköy'ünde daha neler göreceğiz, dur bakalım. Evet. Abla senin isim ne? Sevim Eser. Sevim Eser. Evet. Sevim abla, sen de yapıyorsun ama değil mi böyle bir durum tabii, olduğunda? Tabii tabii yapıyorum. Sen de buralı mısın? Evet buralıyım. Vay vay. Ben de kırma yaptım geldim. Amca kızıyız. Kırma, amca kızı. Akrabayız hep. Ha, amca kızıyız. Evet burada hep birbiriyle akraba olduğunda kavga olmuyor efendim burada, onu söyleyeyim ben. Yani akraba olunca olmuyor işte. Evet kırma mırma orada patatesler var, ne yapılacak daha ben bilmiyorum ama bakacağız, hepsini göreceğiz. Evet. Evet o, bu bir taraftan yapılırken bir de şu kırmaya bakalım mı? Gelin o zaman şöyle yapalım. Şöyle. Kırma neyse artık onu ben bilmiyorum ama ablam. Buraya özet. Bu kırma aslında... Bu kırma açıyorsun, yufkayı açıyorsun, tav su diyorsun. İçine peynirini çileyiyorsun, büzgüleyiyorsun, koyuyorsun dilim dilim. Bunun içinde peynir var öyle mi? Peynir var, ravak var. Yoğurt var, yumurta ravak var, yoğurt var, yumurta var. Evet. Bu buranın yöresinin yemeği mi? Evet, buranın yöresi. Allah Allah. Yöresinin yemeğimiz. Bu. Şeyde de muhtarım hani Mesudiye köyünde de böyle bir şey sundulardı bize de ben ondan dolayı soruyorum. Orada da var. Orada da aynısı var. Ha. Bizim de bu. Bizim de. Bizim. Mesudiye'nin de bizim bu. Bizim. Aslında haklarını da yemeyelim. Biz de ilk oradan belledik bunu. Ama ablam bizim diyorsa şu. Ha dövüşecekler. Vallahi dövüşecekler. Yakaladım. Ulan'a konuşalım şimdi. Abla salladım o zaman. Abla az. Kızmanasında yemişsinizdir. Yedik yedik. Ama biz annelerimizi zamanında bellemiş. Biz annelerimizden bellediğimiz için bizim diyoruz şimdi. Hayırlardır bizim. Macul vardı. Havapla vardı. O öğretti bize. Komşumuzdu yani. Bizim. Macır da vardı burada. Ablam bizim diyor, sen bizim değil diyor. Nasıl olacak şimdi bizim, bu iş ya? Bizimdi biz. Macırların, ekseri macırların. Macır da vardı burada. O yüzden ondan da belledik. Oradan işte. Hızmanamız da çok güzel. Hızmana macırların değil mi ya? Ha, hızmana da macırlar. Bir de onların sütlü biberleri var. Ha, onu biz sevmeyiz. Onu biz bilmiyoruz. Onu sevme. Ama onların bir güzel ekmeği var. Şöyle acayip onunla yemesi güzel oluyor. Ha. Somun ekmek. He, somun ekmek çok güzel bir ekmek yapıyorlar. Evet. Evet. Onların... Ya tabii ki efendim şunu söyleyelim. Tabii her ne kadar Bozkır yöresinden gelme insanlar olsa da burada buranın ahalisi. Burası geçmiş zamanda macir dediğimiz göçmen insanlar olduğu için bu yörenin ekmeklerde yemeklerde bu şekilde oluyor efendim. Bunu da söylemiş olalım. Derdimiz hani şunun bunun kavgasını yaptık bak falan değil, onu da söylemiş olalım da. Ama kavga yapsaydınız iyiydi be. İyiydi be, olacaktı yani, az olacaktı. Evet, peki patatesler ne? Şimdi ne yapacaksınız? Tavuk. Buranın tavukları mı bu? Buranın tavukları mı Zeynep abla? Yoksa? Buranın tavuğu tenekenin altında pişmiş. Hazır tavuk pişer ancak. Ha, pişim noktasında. Kendi tavuklarımız sert oluyor, pişmiyor. Tenekede tavuk mu yapacağız şimdi? Tenekede tavuk. Evet, tenekede tavuk yapılacak bir taraftan efendim. Ha. Evet, çalışmalar böyle işte gördüğünüz gibi. Neydi abla? Kırma. Kırmamız var. Tenekede tavuk yapacağız. Orada ablam tarhana yapıyor. Neydi? Yoğurtlu tarhana mıydı? Evet. Yoğurtlu tarhana. Tabii beklediğimiz bir tanesi de burada efendim. Neydi abla bunun ismi? Turfan. Turfan yapılacak. Turfan yapılacak. Burada da tabii şu anda evet tenekede tavuğun çalışmaları başladı. Hazır tabii böyle güzel şeyler koyuldu. Patatesler pişecek. Patatesler çok güzel oluyor içinde pişince. Lezzetli oluyor diyorsun yani. Lezzetli oluyor. Evet. Şu anda tabii bunun pişimi için hazırlık yapılıyor. Ne diyelim, bu hazırlıklar devam ede dursun. Biz kaldığımız yerden erkeklerle devam edelim değil mi muhtarım? Evet, benim konuşmadığım var mı? Ablalarla hiç konuşmadık. Ablalar da zaten hep kamerada kaçıyorlar. Ben görüyorum buradan. Niye konuşmazsınız abla siz? Zaten hep bir akraba zaten. Ne yapalım? Şu eltilerinle bir tanıştır bizi o zaman. Siz nerelisiniz? Ben Çiğdemli köyündenim. Çiğdemli köyündesin. Aa, yakınsınız ama. Yakınız. Yakın tabii. Abla sen de gel şöyle. Çiğdemli, ikimiz sen de Çiğdemli köyündesin. Sen de Çiğdemli köyündesin. İsimler ne? Önay. Önay. Hı-hı. Farklı bir isminiz varmış ama. Evet. Ha, sizin? Mavi ismi o. Fikriye. Fikriye. Siz eltisiniz mi? Anlaşabiliyor musunuz? Ya yeni geldiler. Ha, daha dövüşecek vakit olmadı. Daha olmadı. Daha dövüşecek vakit olmadı.
Dövüşmeye biri Antalya'daydı, biri Mersin'deydi. Daha yeni geldi. Neredeydi, neredeydi? Biri Antalya'daydı bu. Eşim polisti. Emekli olduk, yeni yerleştik Karaman'a. Burada mı oturuyorsun? Belediye ile de bir senedir böyle gidip geliyoruz artık. Peki bir şey soracağım. Buraya mı yerleşti? Yok, Karaman'a yerleşti. Merkez. Sık gelip gidiyoruz. Ha, eşim buralı olduğu için buraya sık gelip gidiyorsunuz. Nasıl, buranın insanlarını beğeniyor musunuz? Çok seviyoruz, evet. Ramazan'da hep bir aradaydık sağ olsunlar. İftarlar verildiği çok bu güzeldi. Bu kamera var diye söylemiyorsunuz, yok, değil mi? Yani, yok. Buranın insanlar gıcık insanlar falan demeyeceksiniz. Yok, tutkundur Mecidiyen'in insanı birbirine. Yok, görüntüde evet, de öyle gözüküyor zaten. Çok iyiler, hepsini seviyorsun. Çiğdemli'nin muhtarı, imam çok iyiler. Çok köyde. Maşallah. Yo, muhtarım gayet güzel. Sarı sarı saçlarıyla da harika duruyor zaten. Evet, evet. O apayrı önceki güzel. Muhtar da çok iyiydi. O da çok ilgileniyordu. Onda sarı saç yok ama, değil mi onda? Onda yok, onda yok. O sarı saç olmayan muhtar yapmıyoruz biz. Eşleri de çok maşallah. Her şeyle ilgileniyorlar köyde. İyi. Yani her köy böyle değil. Mecidiye gerçekten tutkun. Çiğdemli köyünde mesela var mı böyle bir sıkıntılar var mı mesela? Ya, dile sıkıntı getirebileceğiniz. Sıkıntı yok ama bu kadar birlik yok orada. Birlik yok. Evet, burada çok güzel. Ne diyelim, Allah köylerimize birliktirlik versin. Amin, amin. Amin. Ablam, senin söylemek istediğin bir şey var mı? Yok, her şey söyledim zaten. Çiğdemli mi iyi, bura mı iyi? İki yerde iyi yani. Kendi köyümüz Çiğdemli, burası da kendi köyümüz. Siz burada aynı mı yaşıyorsunuz? Yoksa Çiğdemli'de mi yaşıyorsunuz? Yok, biz Karaman'da merkezde yaşıyoruz. Merkezde. Da. Eşimin köyü burası, bizim köyümüz de Çiğdemli. Siz tabii yakın olduğu için anneler, çabuk... Anneler, babalar Çiğdemli'de. Nasıl buldunuz? Eşleri nasıl buldunuz siz? Ben de size çene yapacak girerim da. Aileler. Görümce mi biz köye verdik Çiğdemli'ye? Görümce mi de bunlar buldu geldi işte. Ne kadar da güzel anlatıyor değil mi? Bunlar buldu geldi falan. Amcamın kızıydı. Ya siz mutluysanız gerisi önemli değil zaten. Onlar salla gitsin. Çok şükür. Ama sen atom karınca gibisin. Her şeyi de biliyorsun ha. Her şeyi de biliyorsun. Ama olmuşu bu. Görümce mi buldu? İyi. Başka eltiniz var mı sizin? Yok. Başka yok. Üçünüzsünüz sadece. Ne diyelim? Allah sizlere muhabbetini daha fazlalaştırsın inşallah. Öyle diye dua ederim. Teşekkür ederiz. Yani siz böyle ayrı kaldınız herhalde. Kamerayı sevmiyorlar da. Ya biz ama... çok şeylerle ilgilenmediğimiz için onlar anlatsın diye çok karışmadık. Olsun ya, burada birlik içerisinde işte yemekler yapılıyor. Bakın orada gördüğünüz gibi. Zeynep abla çok güzel yapar pilavı. Pilav da var mı Zeynep abla? Yapacağız. Evet, pilav da yapılacak. Pilav yok şimdi. O bildiği pilav. Bildiği pilav ne ya? Ayrı o. Onun ayrı bir pilav var. Zeynep abla, bildiği pilav ne? Onun bildiği değil, bir pilav olur mu ya? Bildik ismi mi bu? Güzel yapıyor canım pilavı. Ne pilavı yapıyorsun? Biz sıra yollar başı onu yapıyoruz. Ya yollar başı. Biz yine sıra pilavı diyoruz. Türlü. Ha, yedim. Onu da yedim. Sıkıntı yok. Yedim. O yani Zeynep ablanın elinden yemedim de yani normalde ama yedim yani. Zeynep ablanın elinden yiyeceksin onu. İlisra pilavı falan şöyle kalır. Sen de pek çok... reklam etmeyi seviyorsun ha. Yo, çok güzel yapar. Ay, reklam abam, falan değil. Valla ne güzel. İyi. Allah razı Ramazan'da olsun. Ramazan'da falan yaptı geldi camiye. Çok güzel. O zaman Ramazan'da bir yapıldığında bir de ben göreyim bari. Ben i̇nşallah, de çağırırım. İnşallah nasip olursa çağıralım. Gel. Buyur gel. İnşallah. İnşallah. Bir makamdan pilav yapın derdi. Pilav. Pilav? Sadece pilav mı diyor? Yok. İşte yine o yaptığımız türlü pilava pilav yapın derdi. Et ekmek pilav yerimin pilav yapın derdi. Şimdi rahmetli annemi rüyamda gördüm. Hacca gideri olurmuş. Haccılar geldikten sonra pilav yapacağım gene. Allah azim verirse. Sende para var ya. Sende para var. Belli oldu, belli oldu. Anladım ben, anladım. Elhamdülillah. Zeynep abla. Evet. Yani hakikaten İlistra pilavı dedikleri pilavı ben yedim. Çok da lezzetli bir durumu var. Hatta onu şebit ekmekle yiyorlar. Evet. O harika bir görüntü oluyor zaten. Yalnız pilavın yanında başka bir şey var mı? Ayranı, o turşusu işte onlar oluyor. Et yok mu be? Eti tabi olacak. Ha, için et olacak. Etsiz kurtrağı olur mu? Ya şimdi bayramdan sonra çağırıyorsun ya. Evet. Şimdi kuru pilava da çağırma canım beni. Şimdi azlıkta bir şeyler olsun yani. Tabii et olur onun üzerinde. Olur. Zeynep. Senin kenikenin altında yapacağız. Hadi o zaman buyurun bir başlayın. Tabii Zeynep abla maşallah yemeklerini de veriyor. Yemeklerini de yapıyor. Her şeyi yapıyor. Evet, şöyle bakalım. Kameraman arkadaşımız çeksin bakalım. Evet. Tenekede tavuk bunun ismi. Tavuklar da pek iyi yem yemiş ya. Koca maşallah. Bunun için büyüğünü aldık. İyi durmadı gülüm. Tamam. Tavuklarla da konuş. Evvel biri böyle yapmış tenekenin altına.
pişirmiş. Hoca Allahu Ekber demiş, ezan okumaya başlamış. Bismillahirrahmanirrahim demişler, açmışlar tenikeyi. Bir bakmışlar kapkara yanmış. Virüs selasını demişler. O ev inşallah selasını bildirmeyiz yeriz. Ya bunun tabii bir alev derecesi vardır, onu bilirsiniz siz tabii onu yani. Elimizden geldi daha da yapacağız. Hadi bakalım, hadi bakalım. Evet, tenikede tavuk efendim. Bunu tabii birçok kişi biliyordur ama bu Mecidiye köyünde yapılan tenikede tavuk. Evet, şey oldu mu? Turfanda oldu mu? Oluyor, evet. Turfanda daha çalışmalar devam ediyor orada. Valla buradan ayrılamayacağız herhalde biz yemekler görünce. Evet, şöyle güzelce tamam, kapatalım. Evet, bunun kenarlarına ateşler yakılacak. Neydi? Tenikede tavuk. Bir taraftan burada turfanda yapılıyor efendim. Ayranımız diyelim artık. Tamam, hak verin gene. Abla böyle kaç saat çalkalıyorsunuz? Böyle 15 dakika yeterli. Kanla 15 dakika çalkalanacak bu yani. Evet. Yağ çıkmayacak. Yağ çıkmadığı için. Yağ çıkaracak olursanız kaç dakika? O yarım saati bulur. Yarım saat. Çok fark yokmuş o zaman ya. Ya bu çalkalanırken lezzet tabii bunun efendim ayranın ayran tamam ayran diyoruz ama bunun lezzet olayı biraz başka oluyor. Yani hem keçi ve koyun sütünden yapılan bir yoğurttan oluyor. Hem de bu görmüş olduğunuz küp arkadaşım vermiş olduğu bir lezzet de ayrıca oluyor. Bir de içine bunun buz da atıyorsunuzdur herhalde. Evet, soğuk atıyorum. Olsun diye. Evet. Buz gibi bir ayran derler ya işte. O olay burada şu anda oluyor efendim. Peki bu taktınız deri mi? Evet. Deri. Niye deri? Niye deri? Anne. Başka şey olmaz ona. Deriden yapmazsınız. Ha deriden olması lazım. Ne derisi abla bu? Geçi derisinden. Geçi derisinden de kapağı var efendim. Demek ki o da başka bir lezzet durumu herhalde anladığımız kadarıyla. O bir daha yoğurur. Onu yıkarız, tuzlarız, bükeriz, asarız tavanı, kurur. Ondan sonra onu böyle kapak mı yapıyorsunuz? Onun sonra ıslatırız. Turfana lazım olduğunda onu ıslatırız. Tekrar yine bağlarız. Aynı deriyi atmayız. Tabii bunun birçok özellikleri vardır tabii ki. Onu da söylemek lazım ama ya farklı bir lezzet arıyoruz işte. Bulacağız bakalım bir. Bulacağız inşallah bulacağız. Evet, tenikede tavuk bir taraftan yapılıyor. Tarhana çorbası bir taraftan kaynıyor. Burada turfanda da devam ediyor. Neydi şu böreğin adı neydi ya? Ha kırma. Evet, börek ne ya? Kırma. Börek değil, kırma o. Kırma da tabii yapılmış hazır vaziyette ama ne yapalım o zaman? Şöyle yapalım, biz muhabbete devam edelim. Hadi bakalım, buyurun. Karaman'ın markası olan Keskinler Etli Ekmek Salonu, siz değerli misafirlerini ağırlamaktan mutluluk duyar. Karaman'ın markası olan Evcen Mobilya'nın yeni ürünleri sizleri bekliyor. Salon takımları, oturma grupları, yatak odası, genç odası ve çocuk odasına kadar aradığınız her şey Evcen Mobilya'da. Evcen Mobilya'nın Kasım indirimlerini kaçırmayın.
o saf duygularla hayal edip çizdik. Evimizin kapısını, penceresini. Şimdi hayallerimizi hayata geçiriyoruz. Yılların verdiği uzmanlık bize kaliteyi ve sağlamlığı öğretti. Karaman'ın markası olan Dülger Yapı, yurt dışındaki gurbetçilerimizin de tercihi haline geldi. Gelin bir kahvemizi için Dülger Yapı'yı yakından tanıyın. Burası da senin malikane mi? Evet, burası da bizim malikane. Senin malikane. Geniş bir arazisi var tabii ki. Evet. Burada da bir hazırlık var efendim. Onu da söylemiş olalım. Girmeden önce bir şeye daha değineceğim. Ondan sonra inşallah içeriye girelim. Burada da bir yemek hazırlığı var. Mecidiye geldiğinizde dedim ya, her kapıyı çalsanız yemek hazırlarlar. İşte karnınız aç kalmıyor burada. Yalnız mutlarım, benim burada dikkatimi çeken bir unsur var. Şu duvarlar. Evet. Şu anda kameraman arkadaşımız da alsın. Duvarlar, bu duvarları... Oraya doğru gelelim istersen. Bu duvarlar ağırlık biz kasabada görürüz. Kazım evet. Karabekir kasabasında görürüz. Bunun taşlar özel bir taş mı? Evet. Hem Kazım Karabekir'de hem de bizim köyde çıkan bir taşlar bunlar. Tamam. Bizim burada da çıkıyor bu taşlardan. Burada da var yani çıkıyor. Burada da var tabii ki de. Dedemgil, evet. Babamgil zamanında. Şu görmüş olduğunuz taşlar efendim. Evet, zamanında tutarım. Çıkartmışlar toprağın altından. Sonra bunlar ilk çıkarken yumuşak oluyor. Şey değil yani, sert olmuyor. Sert olmaz, yumuşak olur. İstediğiniz yerden kırarsınız ona göre şekil vereceğiniz şekilde. Daha sonra sertleşir güneşi gördükçe. Peki muhtarım, bu taşların bir özelliği var ki bu taşlar burada çok fazlaca kullanılmış. Evet. Ne özelliği ne mesela yani bu? Mesela kışın sıcak tutuyor. Aa, evi salmıyor. Salmıyor, yani. Yazında çok serin olur bunun olduğu yerler. Evet, efendim. Kazım Karabekir ilçesine gittiğinizde, ilçemize gittiğinizde bu taşlardan yapılma çok yerler görebilirsiniz. Mecidiye geldiğinizde de çok yerler görürsünüz. Onu da söylemiş olalım. Bu taşlar özel taşlar. Bunu söyleyelim. Ve burada da bunun çıktığı yerler var. İnşallah oraya da gideceğiz. Oraya da gideceğiz inşallah. İnşallah. Bir bakalım nasıl bakalım. Bir şeymiş, bir görelim tamam. Diye gideceğiz. O zaman bu taşlar işte, taş bunlar. Hani taş. Biz içeriye yemeğe geçelim. Hadi bakalım. Hadi buyurun. Ha. Selamünaleyküm tekrardan o zaman. Hoş geldiniz. Buyurun. Abla sen ne yapın? Ne güzel koktu burası ya. Evet. Bu ne? Şu anda bu kaburgamız. Kaburga. Evet. Ne yapacağız burada kaburgayla? Sarma. Sarma yerleştireceğiz. Kaburgalı. Evet. Ağzımızın tadını biliriz diyorsun ya. Biliriz. Vay vay. O zaman şöyle gel abi. Yani. Önce şöyle gel. Şurayı bir alalım. Orası yapılıyor çünkü. Evet. Evet. Burada bir tencere var. Tenceremiz var fakat ben dışarıda size rahmetli babaannemden dübek de ondan kaldı. Eskiye yöresel şey yapacağım, topalak yapacağım size ben. Evet, dübekte döveceğiz etimizi, evet. Soğanımızı, her şeyimizi. Öncelikle orayı şey yapıyoruz, sonra dışarıya çıkıp beraber dübekte topalak döveceğiz. O topalağın bununla alakası yok, yok ama alakası bununla yok. Alakası yok. Evet, orayla ne? O evet. Ayrı. Dibekle topalak yiyeceğiz efendim, evet, dibekle. Evet. Dibeği bilen bilir zaten, anlatmaya gerek yok. Anlatmaya gerek. Ben burada bir tencere görünce açtım kapağını, hiçbir şey yok değil, şimdi. Dışarıya hazırladık, biz dışarıda olacak olur. O zaman. Evet, evet, dışarıda yapacağız. O zaman ne yapalım, dışarıya mı geçeceğiz evet, abla? Evet, dışarıya geçeceğiz. Dışarıya geçeceğiz. O zaman burada kaburgalar pişe dursun. Sarmalar yapılıyor, dolmalar var. Evet, dolmalar yapılacak. Evet. Vallahi ne diyelim? Mecidiye iyiymiş ya. Biz de burada bir yere yerleşsek bari. Evet, pişti efendim. Ne olacak şimdi? Kaburgalarımızı önce bir yağda mühürledik. Daha sonra altına soğanlarımızı dilimleyip soğanların üzerlerine kaburgalarımızı, etlerimizi evet. Yerleştiriyoruz. Sırasıyla dolmalarımızı, yaprak sarmalarımızı hepsini yerleştireceğiz. Şimdi yerleştireceğiz derken onların içine bir şey koymuyor musunuz? Bunların içine içi daha öncesinde biz ha, bunun içine hazır iç yani. Evet, ha. Hazır. Biz bunların içine soğanıyla, sarımsağıyla, bulguruyla, pirinciyle, maydanoz, salça, baharat ataraktan tatlandırdık. Siz bu kaburgayı o zaman bilerek koyuyorsunuz. Evet, bu lezzet biraz evet. Daha fazla olsun diye. Evet, aynen. Evet, evet. Efendim, kaburgadan dolma yiyeceğiz. Evet. Siz de dolma diyorsunuz değil evet, mi? Evet, ha, evet, dolma diyorsunuz. Kuru dolma. Ha, kuru dolma. Evet. Bunlar tabii kurutulmuş dolmalar. Evet. Harika bir lezzet olur bunun. Bir de bunun üstüne aslında şey yapacaksın. Sarımsaklı yoğurt.
Evet. Üstüne dökeceksin, o daha da ayrı lezzet verir. Bu sunumumuzda göreceksiniz inşallah. Evet. Tabii sunumla deyince efendim, burası Mecidiye restoran değil, onu da söyleyelim. Burası bildiğiniz Mecidiye köyü. Yani ben de şaşırdım ilk önce, ya her yerde bir yemek yapılıyor, burada restoranççılık da mı var diye hesap ettiydim ama öyle değilmiş. Mecidiye köyü kendisine bakıyor efendim. Yani Mecidiye köyünün halkı kendisine bakıyor. Şu görsele bir bakar mısınız? Her şey harika. Evet, bir taraftan kebaplar var. Tabii bizim orada Karaman'da buna kavurma diyorlar ama burada kebap olarak geçiyor. Bir taraftan kebaplar, bir taraftan neydi dibekte topalak, etli topalak hem de dibekte etli. Ya vallahi muhtarım, siz kendinize çok iyi bakıyorsunuz ha. Vallahi çok iyi bakıyorsunuz. Evet. Herkese bakılıyor. Mecidiye restoran 5 yıldızlı hizmetiyle sizlere sunum yapıyor efendim. Nasıl yedin bir tencere dolmayı gelin. Ekşili cemaya hoşu dolmayı gelin. Nasıl yedin bir tencere dolmayı gelin. Gelin bardaslı gelin. Ben böyle kalem gibi sarmalar da yaparım diyor. Hünerli gelin maşallah. Hünerli. Tabii. Hünerli. Aynasının elini aldım maşallah. Oh vallahi hep herkes kendi reklamını yapıyor. Ben de bildiğiniz gibi değil. Acayip ekmek yaparım yani. Haberiniz olsun yani. Evet. Bu hazırlıklar böyle devam ediyor efendim. Vallahi elinize kolunuza sağlık. Size çok zahmetler vermişiz ama biz farkında değildik. De ayaklarınıza sağlık. Çok mutlu olduk köyümüzü tanıttığınız için. Eyvallah. Çok sağ olun. Şeref verdiniz. Ne zaman için bekleriz? Helalim hoş olsun. Afiyetle inşallah. İnşallah anacığım. İnşallah. Evet. Bir taraftan da soğan yapılıyor. Nereye dökülecek? O soğan da toprak tencerede kebap yapacağız. Patlıcanlı kebap yapacağız. Patlıcanlı kebap. Evet. Yani calla diyebiliriz yani. Calla mı diyorlar, ne diyorlar? Evet. Öyle bir şey diyebiliriz. Evet. Ekşili cemaya hoşu dolmayı gelin. Nasıl yedin bir tencere dolmayı gelin. Ekşili cemaya. Ablam, evet. Şimdi burada sen ne yapacaksın? Şimdi ben burada... Evet, olur evet, sıkıntı yok. Aynen, bugün biraz hava, rüzgar var. Aynen, doğal davranacağımız için. Bugün ben burada size babaannemden kalma şey var önümde şu anda. Dibek? Dibek var, evet. Soğan var içinde de. Evet, şu anda ben size eski zamandan babaannemin de tarifi olan topalağı yapacağım şimdi size ben. Yani eskilerin şeyisi diyeyim artık, robotu. Aa. Evet. Evet. Dibekte topalak efendim. Evet, dibekte topalak. Aynen. Abam şimdi çalışmaya başladı. Aynen. Soğanımızı attık ve ezmeye başlıyorum. Arkasından etimiz var. Etimizi atacağız. Evet. Eti de aynı döverekten. Ne eti o? Dana eti, kuzu eti. Herkes istediği şekilde kullanabilir. Kullanabilir. Arkasında bulgurumuz var. Eskilerde evet. Öyle düğürcük falan hiçbir şey yoktu. Sade bulgur yapacağız biz buna. Bu bulgur. Evet, sade mi? Bulgur yapacağız. Evet, köy bulguru. Evet, köy bulguru. Salçamız evet. Var. Biber evet. Ve domates salçası, evet. Doğru mu? Aynen. Sarımsak mı şu? Yok, sarımsak. Evet, bu bir sarımsak ama biz onu kullanmayacağız. O başka bir yerde evet, kullanılacak. Evet, o başka bir. Evet. Sen ne bilin ya? İşte o başka bir yerde kullanılacak. Evet, bu zeytinyağı mı? Ayçiçek yağı mı? Ayçiçek yağımız var. Zeytinyağı var. Herkes zevkine göre nasıl yemek istiyorsa öyle kullanabilir ama ben bugün doğal takılacağım biraz. Babaannemin usulünde topalaklarda büyük yapacağım yani. Aa, hadi bakalım evet. O zaman. Buyurun. Evet. Buyurun. Evet. Ablamız şu anda doğal olarak topalak efendim. Evet. Kiminiz bilebilir, kiminiz bilemeyebilir. Topalak bizim yine yöremizde olan yemeklerden bir tanesi. Evet. Bunu kimisi etli yapar, kimisi etsiz yapar. Şimdi ablamız bize tabii bunun etli olanını yapacak. Evet. Tabii burada birçok şey var ama ablamız işte onları değerlendirecek. Salçalar, bulgurlar, işte yağlar. Bakalım ablamız neler yapacak, hep beraber seyredelim. Evet, beraber döveceğiz şimdi bunu. Evet, hep beraber. Evet. Çünkü bunun dövmesi biraz uzun sürecek. Bayağı uzun sürecek. Evet. Orijinal haline gelmesi için bu bayağı uzun sürecek. Bunu etini, soğanını, her şeyini kaybedecek yani. Döverekten yok edeceğiz bunu. Uzun derken bir saat falan biliyor mu bu? Yok, öyle tahmin ediliyor da fazla sürmüyor. Etimizi koyduk içine. Evet. Soğanla beraber şimdi etini döveceğiz. Tamam. Arkasından bulgur koyacağız. Bulgurla döveceğiz. Bunu herkes dövebiliyor mu? Ben de döveyim. Evet dövebilirsin. Alayım. Tabii ki, evet. Ya ben yaparım zaten de hani. Evet. Ya işte şu kameranın arkasındaki arkadaş öyle gözümün içine bakıp durur. Seni benden beni sen. Ya bu demir bayağı ağırmış ya. Kolum.
Evet. Tabii çekimler. Benim işler çok yoğun abla. Daha evet. Bir sürü Mecidiye Köyü'nü çekeceğim şeyler var. Evet. Yani yorulmadım aslında ama tamam. Neyse tamam. Hadi böyle olsun. Ya muhtar böyle bana ısrar ediyor. Hadi daha bir sürü yer çekeceğiz diyor. Tabii şimdi de, sen devam et yani abla. Aynen. Her yerini çekebilirsiniz. Evet. Böylelikle güzel bir topalak yapacağız efendim. Biz ne yapalım? Biz devam edelim. İnşallah bu yemekler yapılıncaya İnşallah kadar. İnşallah sunumda görüşürüz. İnşallah sunumda topala herkese göstereceğiz. Hadi bakalım. Evet, Mecidiye Köyü'ndeyiz efendim. Mecidiye Köyü'nün hanımları birbirinden güzel yemekler hazırlamışlar. Zaten hazırlarken de göstermiştik size. Şimdi onları tanıtacağız. Tabii burada birbirinden güzel yemekler var. Her birini tanıtmak sırasıyla mı tanıtayım? Hepsini tanıtayım mı bilmiyorum ama. Burada el yapımı tövmekten böreği, patates böreği, doğru mu? Evet, annemiz yaptı. Helva, pekmez helvası. Oo, en sevdiğim pekmez helvası efendim. Uymak helvası. Uymak. Evet, kuymak, kaymakla yapılan. Uymak. Evet. Kuymak helvası. Kaymakla yapılan kuymak helvası var. Zaten bunu tanıtmıştık, bir daha söyleyelim. Kırma. Kırma. Ya ben bu isimleri pek aklımda tutamıyorum da idare edeyim. Kırma böreği, el aşması ikramlığımız, baklavamız. Baklava. Bunu siz bugün mü yaptınız? Bugün yapmadık. Bir gün öncesinden yaptık diyelim. Ya aslında ben soruyu yanlış sordum. Siz bunu burada mı yaptınız diyecektim burada ben. Yaptık, evet. Ha, evet soruyu ben yanlış sordum. Evet. El yapımı. Evet el yapımı. Neyli? Baklavamız. Cevizli baklavamız. Oo evet. Burada efendim kaburgalardan yapılma, dolma ve sarmalar var. Az sonra tabi bize ikram edecekler efendim. Onu biz biliyoruz. Neydi bu? Somun muydu? Somun. Evet. Kuzine sobada pişen somun. Bu ne ya? Bunu niye dondurdunuz? Bunu dondurmadık. Koşu uzun bir ikramlığı. Ne bu? Kendisi gelemediği için şeftali kurabiyesi diyor ama bu şekilde evet. Yani. İçinde şeftali mi var bunun? Hayır. Şeftali şeklinde olduğu için. Şeftali olduğu için şeftali kurabiyesi size gönderdik. Bu şekli nasıl vermiş? Ben gerçek şeftali zannettim. Evet. Yemin ediyorum. Evet, evet. Ellerine sağlık. Çok güzel ama olmuş. Ama çok güzel. Yapraklarını evet. Falan da koymuş. Evet. Allah Allah. Meziyete bir bakar mısınız ya? Yani şeftali demesinin sebebi şeftaliyi andırdığı evet, için tipi evet, değil mi? Aynen, ama aynen. İçinin tadı şeftaliyle alakası yok. Bakacağız. Bakacağız. Evet bakacağız. Evet, gelin hava bakacağız diye. Evet ben Calla diyeyim siz ne diyorsunuz? Biz kebap. Kebap diyoruz Calla diyoruz aynen. Kebap veya Calla neyse evet. İşte sonuçta etten yapılıyor ya gerisi önemli değil. Aynen. Evet burada dibekten dövülen. Dövdün mü abla bunu iyi bir? Gerçekten dibekle dövülen topalak yani öyle değil. Evet dedi. Şöyle bir bakar mısınız efendim? Evet. Bu anneanne, yemek eski yöresel anneanne babaanne usulü yapıldı. Evet. Evet bu el yapımı bir topalak etli topalak. Evet. Kaç saat sürüyor dövmesi dediğin abla? Bir saate yaklaştı dövme. Emek var bunun emek için. Var evet. Evet emek var. Evet. Ablamız bamya. Döverken de zaten çekmiştik. Oo. O da aynı bamyamız. Şöyle bir gelir misin abi? Şuna bir bak ya. Şuna bir bak. Oo. Oh, oh. Vazgeçilmezimiz. Evet çok güzel çok güzel. Bir de kuzu etindendir bu. Evet, kuzu etinde. Ağzımın tadını bilirim ben ya. Evet, pilavımız. Pilavda ne var böyle abla? Badem var, üzüm var, pirinç var. Ya üzümlü pilavı biliyorum ama bademliyi ilk defa gördüm. Evet, bademlisi olarak iç pilav olarak. İç pilav, tavuk. Valla Mecidiye'ymiş ya. Burada ev var mı fazladan oturabileceğimiz? He? Buyurun gelin. Ben de evet. Muhtarlığa şey yaparız, bağış yaparız. Evet, tenikede tavuk efendim. Patatesleri de kenarında az sonra onu biz mis gibi yiyeceğiz. Evet, bu da tarhana. Yoğurtlu tarhana mıydı bu? Evet, evet. Heh. Senin eltiler nerede? Eltiler burada mı? Tamam. Evet, eltiler de burada. Patates yağının üstüne koyacağız. Bu ne? Yağ. Tereyağımızı koyacağız. Ha, patates zannettim ben onu. Bunun üstüne mi koyacağız? Olacak, evet. Allah Allah. Kattık mı
koyacağız. Niye böyle bir şey yapılıyor? Yağlı güzel olur işte. Bunu hani yağ kavururlar da dökerler ya öyle. Yok yok, bunu böyle koyacağız. Üzerinde eriyecek, eriyince güzel olur. Siz vallahi biliyorsunuz ağzınızda da. Evet, burada da turfan. Yayık ayran. Evet. Evet, turfan ayranı. Efendim daha ne olsun ya? Şebit ekmekler bir taraftan. Sizde de şebit geçiyor değil mi bu? Evet, evet, şebit diyebiliyor. Bizim oralarda şebit diye söylüyor. Kim yerde yufka diyorlar. Yufka diyorlar, evet. Burada efendim gördüğünüz gibi şebit ekmeklerimizle, mayalımızla, böreklerimizle, tabii ki el dövmesi topalağımızla. Vallahi abla eline koluna sağlık. Tabii buradaki her şey için öncelikle hepinizin eline koluna sağlık. Çok güzel görünüyorlar ama bunların ben daha iyi reklam edebilmem için yemem lazım. Onun için ben bir yiyeyim bakayım bir. Değil mi Mutlu? Ha, sofraya geçelim. Hadi, hadi bakalım o zaman sofraya geçiyoruz. Çaman geldi, hadi gari sen de gel. Koyun geldi, kuzu geldi, okuyucudan yazı geldi. Hacı Osman'ın kızı geldi, hadi gari sen de gel. Bacalardan duman geldi, alpavuray. Evet, Mecidiye köyünde yemekler yenildi efendim. Gördüğünüz gibi sofranın hali de bir başka oldu. Tabi Arif abi gelince daha da bir başka oldu. Neyse Arif abi, seninle daha muhabbete devam ederiz inşallah. İnşallah. Ama öncesinde tabii bu yemekler yenildikten sonra hocamızdan, değerli hocamızdan bir dua alalım. Yemek duamızı yapalım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet hocam. Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah ve şükrillah ala cemine amillah. Hamden ve şükran yeliğan bi cemalillah ve celalillah ve kibriyaillah ve azametillah. Allahümme henni mel ekel ve ahlif ala men bezel. وادرح البركة فيما يبقى أكل دعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة الأخيار وأفطر عندكم الصائمون والحمد لله رب العالمين يا ربي bizlere çeşit çeşit nimetler yedirdin, içirdin. Sana sonsuz hamdü senalar olsun, sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Ya Rabbi, bu yemeğin hazırlanmasında, bu ikramların yapılmasında emeğe geçen bütün ablalarımıza, kardeşlerimize sağlık, sıhhat ve afiyet ihsan eyle. Ya Rabbi, köyümüzden ahirete irtihal etmiş bütün geçmişlerimize rahmet eyle. Ya Rabbi, birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Evet değerli dostlar, kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Büyüklerle muhabbet beni pek sarmadı. Biraz da çocuklarla muhabbet edeyim dedim ama bu çocuklar oynuyor ya. Oynuyor bu çocuklar. Şöyle gel, gel abi gel 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 gel. Şöyle gel. Merhaba gençler. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Adın ne? Duygu. Duygu? Çok mu duygusalsın? Niye Duygu koydular senin adını? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ne yapıyorsun sen burada Duygu? Oyna oynuyoruz. Nasıl bir oyun? Hani? Nasıl yapıyorsunuz? Dönüyoruz. Oy. Evet Duygu, sen okuyor musun? Hı-hı. Nerede okuyorsun? Okulda. Oh. Doktor Faruk Sülkan ilkokulunda okuyorum. Ortaokula geçtim. Nerede okul? Ha, Karaman, nereye? Karaman. Karaman merkezde. Burada spor yapıyorsunuz. Spor mu yapıyorsunuz burada? Tamam, spor yapıyorsunuz. Sen yakışıklı. Yakışıklı, evet, pedala basıyor. Adın ne senin? Adın yok mu adın? Evet, adı yok. Adı yok yakışıklıyla muhabbete devam edeceğiz. Gençler kolay gelsin. Nasılsınız? İyiyiz. İyi misiniz? Ne yapıyorsunuz siz burada? Spor yapıyoruz. Spor yapıyorsunuz. Spor ama bak yapıyoruz. Uçup gitmeyin bak ha, yavaş. Yavaş. Siz sakin olamıyor musunuz? Biraz durun bakayım. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Ben sizin adınızı soyadınızı bir alayım ya. Senin adın ne? Mehmet Eren. Mehmet Eren. Mehmet Eren. Okuyor musun sen? Daha okumuyorum. Büyüyünce. Büyüyünce okuyacaksın. Evet, Mehmet büyüyünce okuyacak. Sen? Ben. Adın ne? Benim Mehmet Sait Gonca için. Hep Mehmet öyle mi burası? Benim adım da Mehmet. Üç tane Mehmet'i bir arada bulundurduk. Evet, dilek tutun o zaman. Üç tane Mehmet var burada. Sen de okuyor musun Mehmet? Aa. Büyüyünce okuyacaksın sen de. Aha. Evet, iki Mehmet büyüyünce okuyacak efendim. Bu Mehmetler çok yakışıklılar. Bir taraftan da sporlarını yapıyorlar.
Ama büyüyünce okuyacaklar. Bir de şu oradaki yakışıklıya gidelim. Evet, hadi bakalım. Ah, bir de burada tatlı varmış bir tane ya. Senin adın ne kız? Fatma Nur. Fatma Nur. Fatma Nur, senden büyüyünce okuyacaksın. Evet. Büyüyünce okuyacaksın. Şimdi küçüksün yani. Evet. Sen ne yapıyorsun Fatma Nur burada? Spor yapıyorum. Spor yapıyorsun? Evet. Çok şişman değilsin ama. Evet. Fatma Nur, senin adın ne yakışıklı? Mehmet. Mehmet. Aa, dört. Dört olduk. Dört tane Mehmet olduk ha Mehmet. Sen okuyor musun? Okumuyor. Okuyor. Sen de büyüyünce okuyacaksın o zaman. Evet. Ne zaman büyüyeceksin sen? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Nasıl yapacağız? Nasıl yapsak? Nasıl yapsak? Evet, Mehmet düşünüyor. Nasıl yapacağız? Nasıl büyüyeceğiz? Nasıl büyüyeceğiz Mehmet? Yarın büyüyebilirim. Yarın, evet. Yarın büyüyeceğiz biz. Değil mi Mehmet? Yemeğimi yiyip. Evet, yemeğimizi yiyeceğiz. Yarın büyüyeceğiz. Ondan sonra okula gideceğiz. Doğru mu Mehmet? Evet. Evet. Mehmet öyle dedi. Tatile ne zaman gideceğim? Tatile. Tatile mi gidecek? Tatile gidilecek. Ne zaman gidilecek tatile? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Nereye gideceksin tatile? Arabayla. Neyle demedim. Nereye gideceksin? Nereye? Nereye gideceksin? Akdeniz'e mi gideceksin? Mersin, Silifke, Antalya. Antalya'ya. Antalya'ya gideceksin. Ne yapacaksın Antalya'da? Gezeceğim. Evet, her söylemde de var. O olmazsa olmaz zaten. En büyük olay o değil mi Mehmet yani? Hı hı. Ne yapacaksın? Başka bir şey yapmayacaksın mı Antalya'da? Denize girmeyeceksin mi? Gireceğim. Gireceğim. Biliyor musun yüzmesini sen? Hı hı. İyi yüzüyor mu? Evet. Aferin sana Mehmet. Mehmetler iyi yüzer zaten ya. Mehmetler iyi yüzer. Fatma Nur, sen de gideceksin mi denize? Ne zaman gideceksin? Bilmiyorum ki. Ha, bilmiyorum. Kim götürecek seni? Babam. Sen hocamın kızı mı sen? Evet. Aa, hocam Fatma Nur'u denize götür, yüzecek o. Ah, yasak diyor. Ya o önce okusun diyor. Evet, Fatma Nur sporu çok fazla seviyor. O yüzden spor yapmaya devam ediyor. Evet, çocuklarımız efendim böyle bir çalışma da olmuş. Bir taraftan hem onlara eğlencelik bir durum da olmuş. Vallahi Mecidiye çok güzel. Bugün biraz güneş haddinden fazla iyi ama tabii onun da eksikliğini göstermesin. Bereket yağmurlarımızın da eksikliğini göstermesin. Mecidiye böyle bir yer efendim. Gördüğünüz gibi. Evet. Selamun aleyküm. Cümleten merhaba arkadaşlar. Merhaba. 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 Köyün gençleri misiniz siz? Evet. Bu kadar genç var mı köyde? Daha kalabalığız da bu yarımız. Diyelim. Ya daha var diyorum arkasında. Siz ne yaparsınız burada? Biz çay içiyoruz. Ya bu gençlerin çilesi hep var ya, bu çay işleri. Bitmez. Evde de aynı. Evde nasıl aynı? Ya bazen kendin demliyorsun, çayını kendin içiyorsun istediğin zaman, canın istediği zaman. Evlilik var mı? Var. İki tane çocuk. Senin sıkıntın daha büyük. Yok, bir sıkıntım yok Allah'a şükür. Kendi kendine çay demlersen sıkıntın yok. Ya çay seviyoruz. Çay seviyoruz. Sen de demliyor mu abi kendi kendine? Abi illa ki ister istemez. Yani ne yapacaksın demeyelim. Geçim ehliyiz diyorum yani. Yani. Aslında ona lightlık demiyor ama neyse, önemli değil, geçim ehli. Geçelim biz lightlık demeyelim. Sende de var mı abi? Aynen. Evet, Mecidiye köyüne geldiğinizde buraya gelin olarak gelirseniz çalışacak adamlar mevcut yani, sıkıntı yok. Değil mi abi? Hem tarlada hem evde hiç sıkıntı yok. Hem evde hem tarlada. Evde yemeği biz yaparız. Çark dönüyor yani. Çark dönüyor. Ne güzel. İsim neydi? Celalettin. Celalettin. Senin adın? Metin Gonca. Metin. Enes, sen niye öyle sert bakıyorsun? Hayırdır, duyacağım bizi. Sen de evlilik yoktur galiba. Benim oğlum. Senin o. Hadi canım. O zaman çocuğu evlendirip de çay demlettin. Ramazan. Bu da mı senin oğlan? Yok. Ben senin. Sen, Muhammed. Muhammed. Evet, burada gençler, tabii ki evli olan gençler ve bekar olan gençler çay demliyorlar efendim. Bizler az sonra bu çay ikramlarımızdan alacağız ama içeride çok değerli büyüklerimiz var. Onlara fazla bize kızdırtmayalım. Kızdırtmayalım. Düveller müveller oraya bir geçelim. Hadi. Selamun aleyküm. Valla hep burada acayip acayip güzel insanlar var ha. Merhaba, hoş bulduk. Şöyle sağdan başlayalım. Evet, daha yeni merhabalaştığımız da var. Merhabalaşmadığımız da var. Daşır mı bu beni? Seni de taşır, herkesi taşır o. Taşsa, taşmasa kırılır, en fazla oturur kalır. Amca Nuruk,
İyiyim, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. İyiyim, iyiyim. Bir şey duydum, sen Muhtar'ın babası mısın? Yok, ben onun işçisiyim. Nasıl ya? İşçisiyim kardeşim ben onun. Muhtar'ın bir açıklama bekliyorum. Tamam, sen erken beraber çalıştık ya. Geçen gün kapatma töreni vardı. Ama tabii bugün çekim olduğu için yine babam bakıyor arazideki işlerimize. O yüzden işçiyim. Ama muhtar babası olmak kolay değil işte. Böyle adamı çalıştırırlar ha. Aynen öyle, çalışıyor. Ama bir şey söyleyeyim mi sana? Sen muhtardan genç duruyorsun ha. Sağ ol, teşekkür ederim. Bu çalışmayla alakalı bir şey. Vallahi bilmem ben. Senin ismin ne amca? Mehmet. Mehmet. Adaşmışız o zaman ya. Benim adım da Mehmet. Nezat Hoca'nın da selamı var. Aleyküm selam. Sağ olsun aradı. Yetişebilirsem geleceğim dedi. Buradan yetişemezse de Nevzat Gonca hocamıza ayrıca selam ediyoruz. Kendisi buralı zaten değil mi Nevzat evet, hocam? Evet. Evet buralı. Bizim şöyle söyleyeyim efendim. Küçük bir reklam geçmiş olacağım ama. Karaman Hafız İho. Öğretmenlerinden, hafız yetiştiren hocalarımızdan bir tanesi. Buradan ona, kendisine ve değerli ailesine selam ediyor. Muhabbete devam edelim. Evet, işçi dayı. Şimdi sen bu oğlandan memnun musun? Allah razı olsun. Daha ne işçiyim diyorum, gari diyorsun şimdi. Olsun. Allah'ın bütün insanların, bütün anne babalarının acılarını göstermesin, evlat acısı göstermesin. Ben memnunum. Bir kötülüğü de yok. Tabii. Tabii yapacak bir şey yok yani. Evet. Bir de muhtar zaten. O olsa da olur, olmasa da olur. Önemli değil. Önemli değil diyorsun yani bizim tabii için. Tabii canım, çünkü o olmasa damat muhtarı da önemli değil. Yine kimse yani bir şey yapamaz da. Sağlam. Hani arka sağlam diyor. Tabii canım. Yani damat olmazsa oğlan olur, oğlan olmazsa damat olur diyor. Zaten bundan sonra toruna devredeceğiz. Hangisine? Muhtarın çocuğuna mı? Mustafa'nın toruna devredeceğiz. Eski muhtara devredeceğiz. Tabii ona devredeceğiz Allah'a izin verirse. İyi, burada anlaşıyorsun o zaman muhtarla. Burada şey de çıkmazdır ha. Hani kim muhtar oldu? Muhtarım muhtar oldu. Onu gireceğim de dur. Muhtar oldu, muhtarım muhtar oldu. Tamam, biz bunu kabul ettik. 100 kişi varsa 100 kişi de ona oy atıyor herhalde değil mi? Tabii. Sende derin devletlik de var diyor bizim kameraman arkadaş. Var mı öyle bir şey? Yok öyle bir şey yok. Aksakallardan falan değil misin? İhtiyarlardan. İşte aksaçlı. Ya ya. Aksaçlı. Pek atta yok gibi ama. Yok yok. Sevmem de ben onları zaten. Ya ne bileyim, köyün kaderini belirliyor mu? Ondan dolayı söyledim yani. Anne, köyün aksakallısı. Değil mi? Öyle baksana. Bu olur, bu olmasa damat olur, olmasa başkası olur filan. Yani bunu sen belirliyorsun gibi hissettim. Yok, ben. Yok, belirler gibi değil. Çünkü başkasına niye gitsin de. Niye gitmesin de, bir sürü yakışıklı adam var burada. O, tamam, onlara da gitsin de, zamanı var. Ne yapacak adamlar, öldükten sonra mı gelecek muhtarlık? Biz öldükten sonra kim alır, sağ olsun. Sağ ol Mehmet amcam, sağ ol. Araziler bayağı var mı? Yok, şükür kendimize yetecek kadar var ya. Yok mu, şükür mü, yetecek kadar var. Yani nasıl oldu şimdi? Şöyle, öyle bir toprak ağası değiliz yani. Ya var mı 200-300-500 dolu? Yok. Köyün zaten hepsi 200-300 dolu mandı çıkıyor. Ne 200-300 dolu? Ha yok diyorsun yani. 200-300 dolu tarlam olsa zaten ben burada olmam. Niye? Gülerim, ben sahilde otururum ya. Burada niye olayım da? Öyle heveslerin de var yani. Tabii canım, niye olayım? Hayallerin kim, var. Kimsenin yok ki. Değil kimin mi? Yok ki. Hayaller. Az deniz tarafına gidesin var. Şiyse yani, gidelim beraber canım. Yok, ne olacak? Denize girer çıkar geliriz. Yok, tamam. Yani öyle toprak ağası değiliz yani. Bizim burada öyle bir toprak, fazla toprak olan yok. Ha. En çok kimin var mesela? Kimin derken en çok olanın kaç dönüm vardır mesela? En çok olanı yok, o kadar yok yani. 50 dönüm, 60 dönüm ancak yani hepsi olan. Yani çok büyük araziler yok. Yok öyle. Ya kimi yerde ben görüyorum mesela, köylünün en fakirinde 30-40 dönüm var. En fakirinde. Öyle bir durum olduğu için sordum. Yok. İyi, bir de şu abileri de konuşturalım değil mi? Şimdi öyle hep o adama verdi de konuşturdu demesinler. Şimdi ben şöyle yapayım, nasıl yapayım? Şu araya gireyim mi ben? Otur abi, otur. Otur, bana her yer oturak zaten. Ya bizim şu arkadaş paraya zam yapacağım dedi, biliyor musun? Evet. Ondan dolayı her yere oturma, sıkıntı yok yani. Abi tanıyalım seni. Ben Nasuf Eser. Nasuf. Evet. Nasuf Eser. Evet. Sen de buralı mısın Nasuf abi? Buralıyım.
Ama işte buranın insanlarına benzemen gibi duruyor. Ben Karaman'da oturuyorum da normalde 20 senedir Mersin'deydim. Mersin'deydim. Evet. Biz ha bir ablamız Çiğdemli köyünden. Yengem Çiğdemli köyünden. Ha tamam. Sizin görev neydi? Ben makine ustasıydım. Makine ustası. Evet. Ne tür makineler mesela? Paketleme makineleri. Paketleme makineleri. Ya bu tabii sen Mersin'de kalmışsın ama kimi yerlerde mesela makine ustaları adamlar ülke ülke geziyorlar mesela. Onlarla alakalı bir durum değil senin kocam. Yok. Ve Mersin'de kaldım diyor. Aynen Mersin'de. Şu özellikle... adamı da götürseydin bari ki denize girseydin. Öyledir baksana. Gelseydi misafir ederdim. Evet, o da sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Nasıl abi sen Mersin'de kaldın yıllarca. Ondan sonra köye geldin ama Karaman'da oturuyorsun. Emekli olunca geldim Karaman'da oturuyorsun. Emekli maaşı yetiyor mu? Şükür. Şükür tabii evet. Sıkıntı yok. Evet. Ya o şükür zaten bizim kendim kalbimizde var o olay da. Evet. Birilerinin ne verdiği vermediği de önemli değil zaten. Evet. Nasıl abi belki söylemek istediğim şey var mı? Kamera muhtara baktım direkt. Kameracı buraya gelmişim. Şu arkadaş söylemek istediğim şey var mı? Şu anda bir şey yok. Tamam çok konuştum diyor zaten. Yok yok. Eyvallah. Abi sizin isim tanıyalım. Ayhan Eser. Ayhan Eser nasıl? Evet kardeşim olur. Kardeş. Nasıl abi senin kardeş mi? Yok kardeşim küçüğüm ben. Küçüğüm. Evet. Sen az ezilmemiş gibisin ama hayırlısı bakalım ya. Hayat herkes bir şekilde eziyor. Yok, ezmiyor. Sadece kırlar var o da önemli değil zaten. Doğru. Yaş vardır 50, 55. 54. 54 kırlar normal zaten. Evet. Ayhan abi, anlaşıyorsunuz biraderle. Tabii tabii. Sıkıntı yok. Yok. Sen de Mersin'de miydin? Neredeydin? Yok, ben Antalya'daydım. Antalya'da. Emekli oldum. Ha, polis memuru musun abi sen? Evet, polis. Ha, yengemle tanıştık. O da Çiğdemli'ydi değil mi? O da Çiğdemli. Ha, o da Çiğdemli. Yengemle tanıştık, sıkıntı yok yani. Evet. Evet, Çiğdemli'den yengemizi aldım. Antalya'ya gittin. Yaşadın. Tabii, daha önce Antalya'dan önceki atandığım yerler vardı. Orada görev yaptım. En son Antalya'ya geldim. Türkiye'nin nerelerine gittin Ayhan abi? Yozgat, Cizre, en son Antalya. Cizre güzel yer diyorlar ama. Cizre güzel. Cizre'de 5 yıl kaldım. Ah, severek kaldım. Samimi yani. Söylüyorum, güzel bir şey. İlçe olarak çok güzel. Ah. Yani güzel bir iklimi de var. Ya aslında bu memleketin şu bayrak nerede sallanıyorsa hepsi bizim de. Tabii. Bazı ne diyeyim, duygu noktasında problem olan insanlar Doğu dedin miydi? Ya oraya gidilir mi ya? Ne yapan sen ya? Bir ön yargı. İnsanlarımız oluşmuş bir ön yargı. Aslında öyle bir şey yok. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin. Gerçekten o bölge insanı bizden biri. Yani ayrı bir insan değil onlar da. Hep yani. Beraberiz. Aynı ülkenin insanıyız neticede. Tabii bu bayrak orada da dalgalanıyor. O da bizim yani. Hepsi bizim. Evet. Allah sizden razı olsun. Ben tabii sizin şahsınızda tüm güvenlik güçlerimize, askerlerimize sağlık ve sıhhat temenniler ediyorum. Dualar ediyorum inşallah. Ve kazasız belasız görevlerini tamamlamayı diliyorum ben. Çünkü biz bir şehit geldiği zaman yüreğimiz burkuluyor, içimiz daralıyor. Halle biz bunu istemiyoruz. Yani isteyenlerden değiliz. Ama yapacak bir şey yok işte. Bir yerde vatan varsa savunması da gerekiyor yani. Mutlaka. Tamam, değil mi Ayhan abi? Eyvallah, eyvallah. Teşekkür tamam. ederiz. Abi sen çok sert bakma. Hayırdır ya? Ben... Ayhan abi sen bana müsaade edebilir misin? Sana zahmet. Kusura bakma özür dilerim. Seni de kaldırdım ama. Hayırdır senin sıkıntın mı var ya? Yok hayır. Ne sıkıntım var? Ne sert sert bakan ya? Ben sert bakmam. Görüşün. Abi isim neydi? Mehmet. Mehmet adaşız yani. Evet. Adaşız. Evet. Şapka çıkarsın mı? Niye adamın yakışıklılığını göremedin herhalde? He? Ya şu adama baksana ne kadar yakışıklı var. Sen buralı mısın? Evet. Yıllardır burada oturuyorum. Yıllardır burada oturuyorum. Ya sanki bu dağ yöresinin insanı var gibi yüzümde de ondan dolayı. Dağda büyüdüğümüz ya. Çobancılık yaptığımıza olabilir. Ha çobancılık yaptın yani. Yapıyor mu hala Mehmet abi? Karaman'da oturuyorum şu anda. Ha Karaman'da oturuyorsun. Ha orada ne iş yapıyorsun? Emekli oldum sıra gittim. Camiden eve, evden camiye. Benim bildiğim emekli olan köye gelir sen de Karaman'a gitmişsin. Nasıl iş oldu bu ya? Doğal gaz. Doğal. Burada kuzine soba var. Kömür pahalı. Evet Mehmet abimizin sıkıntıları çok. He. Ondan dolayı böyle surat böyle abi, zaten. Abi 10 liraya yani. Kömür alsan ne yiyip ne içeceksin? Kömür kaç lira kendin biliyorsun ama doğalgaz rahat. Doğalgaz iyi diyorsun yani. Tabii. İyi. Allah'ım selamet versin abi. Mehmet abi. Gelip gidiyorsun ama köyüne gelip tabii, gidiyorsun tabii, değil yazın mi? Yazın buradayım kışın Karaman'da. Yengem de mi buralı? Buralı. Şimdi iki tane Çiğdemlili gördüm ya ondan dolayı söylüyorum. Buralı. Amcamın kızı. Oh, akraba evliliği de diyorum. Evet.
Aha, sen işi rahat almışsın zaten. Ta sen Karaman'da kal ya. Evet, sen abi. Karaman'da kal. Şu teşekkür ettik. Yakışıklı dayımın yanına bir geçeyim. Mehmet abi sen şöyle gel. O adamdan bir de köyle alakalı bilgiler almak istiyorum. Senden mi alayım? Senden mi alayım? Ben fazla bilmem köyde. Arkadaşın arasında. Sen bu köylüde misin? Köylüyüm. Doğma Demirlerinde. Nasıl benim adım Ayhan'ın abisi. Mustafa Eser'in ismi. Ayhan abinin. Üç kardeş, üç oğlan kardeş. Üç birader. Üç biraderiz. Ben de bu gençliğinize sırrı nereden geliyor diye düşünüyordum. Aa, bu adamdan geliyormuş ya. Valla. Normalde buralıyız yani. Çiftçiliğe uğraşıyoruz ya. İsim neydi abi? Mustafa Eser. Mustafa abi, genç duruyorsun, dinamik duruyorsun. Lazım, ceza. Bıyıklar ayrıca bir güzel duruyor. Tabii. Mustafa abi, kaç dönüm arazi var? Abi. Olmuş 10 dönüm arazi. Arazi yok benim hazır. Ne bileyim kira, ben. Kira. Öyle dolu dolu konuştum ki dedim herhalde 100 dönüm falan vardı diyelim kendi kendime. 10 dönüm ne ya? Ya ben herkesin talih olacak bir kaydı yok ki. Tutuyoruz arkadaşlar da ne yapıyoruz? Zaten ben bıraktım oğlanla devrettim ben zaten. E tabi zaten emekli de olmuşlar. Ta emekli oldu. Ben de Karaman'da oturdum. Ya kışın Karaman'da yazın buraya gelirim ben ya. İyi maşallah iyi. Mustafa abi şimdi sen de Karaman'da oturuyorsun. Burada da ev var ama değil mi senin? Tabii var. Geldiğinizde oturabileceğiniz bir ev var. Var. Peki burada sen uzun süreli hiç yaşadın mı? Yaşadım tabii ben. Kaç senedir burada durduk. Aa. Evlatım zaten. Yaşlısın. Küçük çocuktan beri burada yaşayacaksın. Benim gidelim 5 sene oldu Karaman'a yani. Vay maşallah. Peki bu köyle alakalı tarih noktasında sorsam sen mi iyi cevaplarsın? Amcam mı iyi cevaplar? Şimdi benden daha büyük Ramazan abim tabii o daha iyi cevaplar yani. Bizler... Senin bildiğin bir şeyler var mı yani? Yok benim bildiğim fazla yani. Ben ya bugün 55 olmuş lan ben bilmiyorum ben daha 60 olmalıyım da bilmiyorum. Senin genç olduğun belliymiş zaten adam kafaya hiçbir şey takmıyor ki. Geçmişte ne yaşanmış ne yaşanmamış hiçbir şey takmamışsın ki. Yani şöyle ki yani o zaman benim babam 3 tane muhtarlık yapmış ama babam bir olaydı şimdi onları iyi bilir biz bilmiyoruz. Rahmet bunlar hep onlar bilir. Ya yani. Ben bile bak buraya geleceğim diye kısmen araştırma yaparak geldim ya. Ya muhtarımız var hocamız var elbette arasın. Muhtarımız var muhtarımız daha genç. O adam bilmese de kızamam ben o adama ama ya, sizler siz bile bilmeniz lazım. O zaman sol tarafa kaydıyorsun yani hiç yaklaşamadın. Neticeyi oradan ay öğrenelim biz de öğrenelim çalmasa. Ya işin şakası esprisi tam Mustafa. Evet sağ ol demedim. Allah razı olsun inşallah. Allah'ım sizleri bizim başımızdan Allah eksik etmesin. Allah razı olsun yani ne güzel iyi bir şey yapıyorsun biz de geldik işte. Allah razı olsun. Akteke gıdada kampanyaları kaçırma her hafta yeni hafta indirimler bırak teke gıda sizin marketiniz gıdada kampanyaları kaçırma her hafta yeni hafta indirimler bırak da teke. Karaman'ın markası olan Keskinler Etli Ekmek Salonu, siz değerli misafirlerini ağırlamaktan mutluluk duyar. Karaman'ın markası olan Evcen Mobilya'nın yeni ürünleri sizleri bekliyor. Salon takımları, oturma grupları, yatak odası, genç odası ve çocuk odasına kadar aradığınız her şey Evcen Mobilya'da. Evcen Mobilya'nın Kasım indirimlerini kaçırmayın. O saf duygularla hayal edip çizdik. Evimizin kapısını, penceresini. Şimdi hayallerimizi hayata geçiriyoruz. Yılların verdiği uzmanlık bize kaliteyi ve sağlamlığı öğretti. Karaman'ın markası olan Dülger Yapı, yurt dışındaki gurbetçilerimizin de tercihi haline geldi. Gelin bir kahvemizi için
Dülger Yapı'yı yakından tanıyın. İnşallah şöyle devam edeyim ben o zaman. Evet, şöyle devam edeyim. Senin Mehmet abiyle bir akrabalığın var mı? Kardeşiz. Bana'sı benzettim değil mi? O çok öfkeli duruyor ama. Ya, bilmem mi? Sen yumuşak duruyorsun bak ne kadar güzel. Ya biraz dağın içine çıkıp bozgurluyuz ya bizim aslımız. He. Ondan da o sertlik dağın sertliği diyorum. Dağın sertliği vardır yani. Biz yapalım. Tabii içiyorsun orada buz gibi suları. Oh! Mis gibi oksijen. He? Ya. Senin isim neydi abi? Abdurrahman Gonca. Abdurrahman Gonca. Bizim Nevzat hocamızın nesi oluyor? Hem teyze oluruz hem emmuşak oluruz. Hay maşallah. Şimdi dedelerimiz babamın babasıyla onun dedesinin babaları kardeşmiş. Ta anlamadım baba fakat iyidir yani. İyi sıkıntıyor. Teyze çocuğuyuz bir de babalarımız. Annelerimiz de teyze çocuğuyuz yani. Eyvallah eyvallah amcam. Sen de burada yaşıyorsun. Ben doğup büyümem bura. Doğum abiyon sen de çiftçilikle uğraşıyorsun. Ama gideriz Bozkır'a gideriz orada. Var orada akrabalar var. Akrabalar var. Ziyaret edeceğiz. Armutlu köyüne gidiyorsunuz. Armutlu köyü büyük bir köy ya zaten. Büyük, 250 hane. Vay çok büyük bir köy. Yani tabelalar okurum sürekli ama hiç gitmedim nasip olmadı. Nasip inşallah. Köyde akrabalar var. Burada siz çiftçilik yapıyorsunuz. Yok çiftçilik de yapmıyoruz. İşte önce hayvancılığıyla uğraşıyorduk. Hayvancılığı da yaş. Ha bitti. Abi, küçük baş mıydı? Küçük başladı. Var mıydı bin kadar? Yok 150-200 kadar. 150 kadar yaptık da işte çoban bulamayırdık. Çoban bulamayınca her şeyin tadı kaçtı. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Buna da şükür. Sağlığımız yerinde ya. Gerisine boş ver. Aynen öyle. En büyük sermaye, en büyük zenginlik sağlık. Sağlıktır. Sağlık tabii ki. Söylemek istediğim bir şey var mı şu arkadaşa? Allah razı olsun. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Eyvallah. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel ağırlandık. Valla Mecidiyeköy benim, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Köy olarak demeyeyim de Mecidiyeköy'ün insanları benim çok hoşuma gitti. Ya şimdi öyle bir karışıklık yok bizim köyde. Sakin. Sakin. Kavga gürültü de yok. Ya, eskiden bir çıbağa adam öldürürlermiş ama şimdi hiçbir şey yok. Nuri'nin dünya malı dünyada kalır ya. İşte cahillik ya. İşte yapacak bir şey yok amcam. Hayırlısı olsun inşallah. Hayırlısı. Evet. Ünlü tarihçi yazar. Demeyelim ama elinde iyi bir tesbih var. Onu gördüm. Onu gördüm. Amcam merhaba. İsmim, merhaba. İsmim Ramazan Ceren. Ramazan Ceren. Evet. Muhtarımın nesi oluyor? Muhtar yeğenim olur. Yeğenim oluyor. Doğma büyüme bu köylüyüm. Bu köyde aşağı yukarı 35 sene, 36 sene öncesine kadar buradaydım. Ondan sonra yurt dışına gittim. Yurt dışına da yaşadın. Nerede yaşadın amcam? Fransa'da. Fransa'da. Strasbourg şehrinde. orada yaşadım. Halen oraya bağlantım var. Gidip geliyorum. Çocuklarım orada. Hepsi. Burada ufak bir çiftçiliğiyle uğraşıyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Bak da öyle öldürüyoruz. Ya, zaten öyle yani. Yazları buradayım. Kışları Karaman, Konya ikisinde. Şimdi bu köyde amcam tarihte diyelim artık tam net tarihlerini bilmemekle beraber böyle söylüyorum. Tarihte Bulgar göçmenleri, Rumeli göçmenleri noktasında yerleşim yapmışlar. Tabii. Hatta bu Mecidiye köyü ismi de Mecid'e varmış daha önceleri. Esas ondan mı gelme yoksa? Onun adı ondan gelme. Mecidiye'nin ismi Mecid'e'den gelme. Ya tarihte yazıklarına göre de şöyle diyor. Abdülhamid'in abisi mi? Bir önceki padişah mı? Abdülmecid. Abdülmecid Mecidiye köyü ona saygıdan dolayı koyulmuş noktasında bir durumda var. Vallahi öyle hani, bir şey de okudum ama. Tarihte hani okuyup da hani böyle bir şeyini öğrenmedik. Ama bizim duyduğumuz kadar da ben Mecid Ağa varmış bu köyde. O yaşamış. Onun adı konmuş bu köye diye duydum. Bu kadar yani. Benim peki bildiğim. O Rumeli göçmenleri yok şu anda burada. Burada bir tane yok şimdi. Neden yok? Niye kovdunuz adamları? Kovmadı. Kendileri. Zaten şimdi şöyle yani baştan başlayacaksak. Evet. Devlet bunlara arazi, ev yapıverdi buraya. Her şeyini yaptı. Buraya gelmeden satanlar oldu. Daha buraya adımını atmadan satıp gidenler oldu. Yani devlet eliyle geliyorlar buraya. Ama buraya yerleşmeden tarlasını alıyor, evini yaptırıyor, ondan sonra satıyor, koydu gitti.
Bu şekilde çoğu. Birçoğu sonra hani gittiler. Şehire yerleştiler. Çocuklarını okuttular vesaire vesaire. Yani şunu diyebilir miyiz amcam? Mecidiye köyü bir macir köyü değil. Şimdi şu an hepimiz Bozkır'dan gelme. Buranın bu yörenin insanları şu anda Bozkır'dan gelme. Bozkır'dan gelme. Tümü Bozkır'dan şu an. Yani Mecidiye denilince bundan sonra macir köyü demenize gerek yok. Hiç macir yok. Burada hep Bozkırlılar var. Yok. Bozkır. Bizim Bozkır. Bizim Bozkır. Armutlu köyü var burada. Oradan gelme. Yani Bozkırlıların yerleştiği bir köy diyoruz biz buraya. Artık bundan sonra bunu söyleyebiliriz. Yani o arattırdığınız arama motorlarında internet olarak arattırdığınız noktada Mecidiye köyündeki yazılanları çok gale almasanız da olur. Çünkü farklı durumlar var ve burada Bozkırlılar var artık. Evet. Doğru mu amca? İlk yerleşen rahmetli babam buraya. Şimdi rahmetli babam askerden geldikten sonra evlenmiş, iş yok, bir şey yok orada. Ben demiş ova köylerine gideyim çalışayım diye. Bu köyden geçerken bir adamın evine misafir olmuş. Hani o adam da zaten hani orada burada geçici kalıyormuş. Göztepe'li o adamın kendisi de. Ha. Ona misafir oluyor ve ondan o yıl çalışmış, burada çalışmış. Çalıştığı parayı da almış gitmiş. Demiş ki ben demiş bu köye göçeceğim. O köy hani tenha, arası bol. Herkes istediği yerden ekiyormuş burada. Tapu mapu yokmuş. Ve buraya ilk babam gelmiş. Ondan sonra dayılarım gelmiş, amcalarım gelmiş. Hani bu kısım akrabası tüm toplanınca bunların hepsi birbirine akraba yani. Burada o zaman 7 kişi mi dediydin amcam? 7 kişi gelmişler. Ya o 7 kişinin akrabalıkları var burada o zaman. Şimdi mesela bunun babasıyla annem akraba. Ha, öte yandaki arkadaşıyla teyze uşakları babam. Ondan sonra hani çoğu hani birbirine akraba burada. Bir imamımız var yabancı şimdi. O da Bardaslı. Hocamla da tanışacağız inşallah. Onunla da tanışacağız. Sıkıntı yok. Yabancı yok. Evet. Evet hocamı da yabancı görmeyin gari. Yengemle konuştuk işte hocamın yani, eşiyle. Şey olarak diyorum. Yani. Yengem yani, diyor ki biz artık buralı olduk diyor. Aynı köyden olduğu için hocamız iki sene, üçüncü sene sıçtı. Hocam. Hocadan memnun musunuz? Allah razı olsun. Hocam bizden memnun. Hocam sen memnun musun bu haliden? Değilim. Niye? Gelmiyorlar camiye ya. 3-4 kişi var. Camiye gitmiyorlar. Gelmiyorlar. Özellikle gençlerimiz. Evet. Hocamın şikayeti var cemaatten. Hep cemaatin hocadan şikayet olur ya. Evet şimdi de hocamın şikayeti var cemaatten. Camiye neden gelmiyorsunuz diyor. Doğru mu hocam? Doğru. Neden gelmiyorsunuz? Cami Müslümanlar için ayrılan yer. Bilhassa gençlere söylüyorum. Ya genç ihtiyar yok. Herkese farz bu. Herkese var. Gençler duyuyorsunuz değil mi? Bak hocam sizden şikayetçi. Evet hocam seni de dinleyelim o zaman. Abi ben Abdülkadir Özel. Bardas köyündeyim. Camimiz İmam Hatip'iyim. 1992 doğumluyum. Camimizde yaklaşık 3 yıldır görev yapmaktayım burada. Ey maşallah. Vatandaşımıza hizmet etmekteyiz yani. İnşallah senin şikayetleri ilettik hocam. Yani buradan da sizin vasıtanızla gençlerimizi camimize bekliyoruz. Sadece buranın değil. Bu sıkıntı hocam özür dileyerek söylüyorum. Burada büyüklerim de var benim ama özür dileyerek söylüyorum. Her yerde var. Evet, koca doğru. Koca camiler yapıyoruz. Hani bir fıkra var bilir misiniz? Bilmiyorum. Valinin birisi bir cami yapılıyor. Bu camiye de ziyaret için gidiyor. Açılışı yapılmış ziyaret için gidiyor. İmamıyla konuşuyor. Ayrı böyle değerli hocamız gibi. İmamıyla konuşuyor. Hocam çok güzel bir cami olmuş diyor. Burası harika bir cami olmuş. Nasıl diyor cemaat sayısı da iyi mi diyor. Hocam sayın valim iki saf var diyor. Oo iki safsa diyor harika diyor. Yok sayın valim siz yanlış anladınız. Bir ben bir de şu amcamız var diyor. İki saf dediğim o diyor yani. O hesap oluyor şu anda. Camilerdeki durum bu olmaya başladı ama üzücü yani. Üzücü. Hocam valla duygularına tercüman olmaya çalıştım Allah biraz ama hakkını helal etsin. Allah razı olsun çok güzel abi. Hakkını helal etsin. Söylemek istediğim şeyler var mı hocam başka? Yani şimdi köyümüzün buranın razı olsun. Memnunsun yok memnunum. Yani bizim köyümüzün şöyle bir manzarası yok. Su ararsanız bir akarsuyu yok. Ama gerçekten halkı pırıl pırıl. Çok güzel. Böyle güzel organize, imece olsun bir şey yapacağımız dediğim zaman hemen toplanılır, hemen yapılır. Camimizde olsun, mezarlığımızda olsun, köyümüzde olsun. Onun için biz mesela ben bir yere tayin isteyeceğim zaman ilk önce oranın önceki memurları, orada kaç sene kalmış onu araştırırım. Buraya geleceğim zaman da
geçmiş imamımızdan kaç sene kaldığına baktım. 20 sene kalmış abi. Yaklaşık 20 sene kalmış burada görev olarak. Çok iyi. En az kalan 7 sene kaldı. Yani. En az kalan 7 sene kaldı. Oo maşallah. Onun için köyümüz geldik elhamdülillah. Şu anda memnunuz köyümüzden. Yok halk burada olarak. Burada imece usulünün çok fazla olduğunu hissediyorum ben. Çünkü muhtarımız bana bir şey dedi gelirken. Dedi ki biz böyle bir köyüz ama 3 dönemdir şenlik yapıyoruz biz dedi. Aynen, ve buranın harici. Ve şunu söyleyeyim. Kalabalık olan köylerin birçoğunda bile bu şenlik, birlik, beraberlik yok yani. İşte Mehmet abi şunu da belirteyim ben. Ramazan ayında veya mübarek günlerde oruçlar tutulur. Biz iftarımızı köylüce, imece usulü olarak camimizde açarız. Bu belki Türkiye'de ilktir yani. Hadi Ramazan'ı da aynı şekilde köylü olarak camimizde iftarımızı yaparız. Biz 8-10 gün yaptık camimizde biz. Eşimizi, dostumuzu davet ederiz. Camimizde iftarımızı açarız. O zaman hocam bir dahaki Ramazan'da ben bu iftarın birine katılmak i̇nşallah isterim. İnşallah, inşallah. Vallahi çok sevinirim, çok mutlu olurum. İnşallah katılmak isterim. Çok teşekkür ederim ben hocam. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Amcam senin lafını kesmiş gibi oldum. Kesmem ben, sen unutma be. Sen rahat ol. Sen unutmam yani, sıkıntı yok. Peki, tarih noktası böyle. Evet. Geldiniz, Bozkır'dan geldiniz. Şu anda ezan-ı şeriflerimiz dokunuyor. Bozkır'dan geldiniz, yerleştiniz. Şu anda güzel bir şekilde birlik beraberlik içerisinde yaşıyorsunuz. Evet. Bir sıkıntı yok değil mi? Yok şükür. Hani köyün öyle bir birbiriyle bir şeyi yok. Hiç. Olmasın da olmasın. Kimsenin, herkesin kapısı açık kalsa hırsızlık olayı olmaz. Kimse kimsenin ailesine namusuna göz dikmez. Evet. Hiç korkma yani. Ne böyle güzel. Herkesin her şey açık yani. Ne güzel ne şimdi, güzel. Şimdi köyümüz zaten ufak bir köy. Hani birbirine akraba olunca hiç kimse birbirine saygısızlık yapmıyor. Öyle yani. Ne güzel, eyvallah. Teşekkür ederiz. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Sağ olun, Allah razı olsun. Buraya kadar geldiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Eyvallah. Öğretmen geldi, 14 sene, 15 sene kaldı biri öğretmen. Şu anda burada okuluyor ama değil mi? Yok, bizim kendi okulumuz buraydı. Ha, buraydı ama şu anda yok. 30 talebeydik mesela, 30-40 talebeydik. Bizim yerimiz buraydı, okuludu. Eyvallah, eyvallah. 14 sene geldik, Kazım Karabekir'den geldi bir öğretmen. 14 sene kaldı. Başka bizim Karaman'dan geldi bir öğretmen. O kaldı 5 senede de o talebeleri mezun etti yani. Eyvallah eyvallah ne yani güzel. Yani bizim köyden memnun olmayan vekil olarak gelirler, kadro olarak giderler buradan. hocalar bile. Gerçek söylüyorum. Evet bunların arasında da vücuden büyük kocaman bir adam var. O az önce yoktu, onu sizlerle paylaşamadım. Paylaşması da biraz zor olur zaten değil mi Arif abi? Aynen, senin paylaşması zor olur. Evet, Arif abimizle biraz şöyle hasbihal edeceğiz. Onun böyle geçmişteki yaşadıkları muhabbetler, gülmeler, eğlenmeler, birçok şeyler var. Onları da dinleyeceğiz inşallah. Değil mi Arif abi? İnşallah. Arif abi önce bir tanıyalım ama seni. Ben Mecidiye Köyü'nden Mehmet Ali Balcı'nın oğluyum. Arif Balcı. Burada çiftçilik yapıyoruz. Bir gittik bir 10-15 sene tır şoförlüğü yaptım geldim. Yine geri köyümüze geldik. İyi kötü burada sürünüyorum. İyi kötü sürünüyor. Evet. O da harika. Evet. Niye sürünüyor? Senede 5 koyu vurdursam mı sürünmek değil mi? Su yok mu? Su yok. Allah'ıma şükürler olsun ama artık o 5 koyu vurdurma işini şu arkadaşımız elimizden devraldı. Ramazan amca mı devraldı? Evet. O mu vurduruyor şimdi yılda? Şimdi o başladı. Yılda 5 mi oluyor, 4 mi oluyor? Nasıl oluyor? Valla buğdayı kaldırırsa onu tutamayacağız ama şu anda 2, 3'e başlayacak. Evet tabii bu köylerimizde büyük sıkıntı efendim. Susuzluk büyük aynen sıkıntı. Öyle. Yeraltı sularının çekilmesi büyük problem. Allah sonumuzu hayretsin. Amin. Ama kuyularla da bu çözüme ulaşmaz değil mi Arif abi? Tabii yani? Göksuyu Akdeniz'e akıdanlar düşünsün. Onu da biz düşünmeyelim. Evet buraya yayın yakın noktasında da Göksu Nehri büyük bir nehir. Onu da buraya aktarılabilse aslında çok harika aynen olaylar öyle olacak. Aynen neyse öyle. Sıkıntı yok onlar olur gider. Onlar olur gider. Arif abi nasılsın ya? Şükür damlamaları serdik. Pancarda çapaladık, şimdi yatıyoruz. Tarlada filan eğleniyor mu, devam ediyor mu kendine böyle eğlenceler, muhabbetler devam ediyor mu? Yok, yoksa çalışmaya eğlenceyi karıştırma. Karıştırma mı eğlence? Karıştırmam hiç. Nerede yapıyorsun eğlenceleri? İşte Mehmet abi. Günde 3 kere görürüm en az. En az. He. 3 kere görmeyince ne oluyor, bir şey oluyor mu? Vallahi bir yokluk hissediyorum kendimde. Yok. Dün gittim, dün bulamadım, gittim abisine yardım edermiş. Tamam. Ramazan abi, Mehmet abinin oraya abisi. Oraya gitti ondan sonra öyle mi? O Fransa'dan emekli oldu, geldi.
Genç çiftçimiz şu anda o. Onun parası vardır ama değil mi ya? Yok mu? Ha, Merkez Bankası ha o. Ramazan amca, var mı öyle bir durum? Yok abi ya. Bunlar böyle bakılmıyor. Ama Arif abi boş konuşmaz, ben sana söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim yani. Bir şeyler biliyor da konuşuyordur o. Şimdi... Vardırdığımız yere hep yazdırıp geliyoruz. Bakalım inşallah ödeyeceğiz. Evet. Başka? Valla işte böyle köyümüz iyi maşallah. 15-16 tane. Komşularımız kışın böyle bir hasta ziyareti, yaşlı ziyareti. Nevzat hocamız var işte bizim. Nevzat evet. Hocayı tanıyorsun. Böyle bir şey kurdu. Tüm yaşlılara, hastalara, köyümüzden göçüp gidenlere, Konya'ya göçenler var. Büyüklerimize tüm böyle gittik. Ziyaretlerde bulunduk. Allah'ım kabul etsin Cem Cümlevekili'ne. Gezdik, geldik. Bu sene kışın çok güzel geçti kışımız. Eskiden geriye dönük senelerde bizim köyümüzde camimiz çok garibanıydı. Bu sene tüm iftar yemeklerinde yani şeylerde imam bayağı terlettik imamı. Evet hocam, hocam burada değil ama şu anda. Ama Arif abi sen normalde böyle değilsin. Şöyle, çok böyle mülayim, maneviyat yüklüymüş gibi konuşuyorsun da pek de alakası yok gibi geliyor. Yo yo yo. Yani şimdi benim bildiğim Arif abinin içine bir şey mi kaçtı diye düşünmeye başladım. Allah'ım diyor, bu adam böyle konuşmazdı. İki küfürü ya. Salardı. Ya. Arada sallayıverirdi. Hoca istemiyorsan hemen. Ulan bizim Arif abi çok maneviyat dolu olmuştum ya. Çok mübarek bir adam olmuştum yani kendi kendime. Umre'ye gittikten sonra öyle oldu. Umre, gerçi Umre'ye gitti ne muhtarım? İki kere gitti. Peki sende bir değişiklik oldu mu? Kesinlikle olmadı. Ya Umre de bir şey katmadı sana. Sıcak hemşerim orada şu aylarda falan ne yapacaksın da? Bu ayda ne yapıyorsun canım? Kışın git. Kışı güzüldü de yine 40-42 dereceydi ya. Ama ben çok güzel şeyler duyduydum. Arif abi artık yolunu tamamlamış, o yolda ilerleyecekmiş gibi falan. Vardı. Vardı abi diyorum. Yaş kaçta vardın? Bu 10-51. Evet bugün tabii Arif abimizin de doğum günü. Evet. Doğum günü kutlu olsun. Sağ ol. Bir alkış Allah alalım adama şimdi ya. Bir alkış alırsın. Evet tamam bu kadar mübareklik yeter. Şimdi gelelim konulara. Hoca karşılıyor mu? Hani sen geçmişte yaşadığın şeylerden biraz anlatımlar yapacaktın. Ben onu bekliyorum öyle. Hoca herhalde bizi 50 yaşından kere avrattan ayıracak. Arif abi yani hakikaten senin şu halinle şöyle konuşunca hakikaten bak ya keyifli oldum ayrı mesele de. Ben dedim benim 2008-2009'da tanıdığım veyahut da 2007'de tanıdığım Arif abi değil bu diyorum ya şimdi. Ya ister istemez insan biraz şey diyor. Duruldum değil mi biraz? Evet çaylar da geldi tabii bu arada efendim çaylarımızı alalım. Öyle evet. Tabii bu çayın maksadı belli değil mi Arif abi? Yani, muhabbet daha da koyu olacak değil bahane. Mi? Çay bahane. Çay bahane sohbet şahane. Aynen öyle. Arif abi ama rahmetli babayın diyelim amcamızın vefatı seni bayağı bir yordu. Ya olmaz olur mu? Biraz da kendine çekildin sen. Her ne kadar çekilsen de pek alakası var mı yok mu? Onu sana sorayım işte yani. Ya oldu canım olmaz olur mu hiç? Özlüyor mu babayı? Özlenme mi? 5,5 sene oldu ya. Değil mi? Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Arif abi bu köyde senin seveni çok ama. Allah şükürler olsun. Ha şu bizim köylü değil. O sevmez mi? Yok o macir o. O sevmez diyor. Yok ben sever mi sevmez mi? Sever sever. Hani o bizim köylü değil deyince sevmez herhalde. Niye geldi o zaman buraya diyecektim ben. Ya ona bakma o bir villası yok. Teker gibi gezer durur. Bizim köyde nerede o? Nereli? Mesudiyeli, macir. Ha Mesudiyeli. Hoş geldiniz, hoş geldiniz abi. Şimdi buradaki bütün böyle kaliteli, yakışıklı adamlar seni sever, doğru mu? Severler. Bizim Allah'a şükür kimseyle birbirimizle şeyimiz yok o. Bu köyde en iyi vücuda sahip olan sen gibi duruyorum ben. Muhtar beni iki... geçecek inşallah. Yok, muhtar geçer, geçer. İkinci şu anda muhtar. Muhtarın bize... arkada babası var. Ha. O yoğurdu yumruğuyla yiyor daha ana. Sen neyle yiyorsun lan? Biz kaşığıyla uğraşıyoruz. Çencere dibi kazıyoruz şimdi. Burada senin en iyi anlaştığın hangi isimler var? Mehmet Ceren, Mösyö, aman Ramazan abi. Fransız geliyor. Tabii.
Fransızca konuşmak lazım yani. Mösyö, evet. 15 gün daha zaten yanında dursam su gibi Fransızcayı sokacağım. Başka? Var mı? Zaten Mustafa abinin şu üçü aynı kardeş. Ha orası üç, üçlü zaten. Şu konuştu. Ayhan şeydi, polis idi. Tanıştık. Antalya'dan geldi gitti. Nasıl, abimiz de Mersin'den geldi Mersin'den gitti. Onlar geldi. Daha yeni. İşte Mustafa abinin öbür ismi Tombul. Tombul. Evet. Soyadı mı Tombul? Hayır, takma ismi Tombul. Yok sen Tombul diyorsun Mustafa abi de geldi geçmiş edemiyor. Biz onları geçtik. Dibindeki arkadaş Duman Ali. Duman Ali. Monsieur, gelelim yüzdürdük. Ne yedirdik? Yüzdürdük. Niye öyle? Tekası rahmetli koydu. Niye ama öyle bir isim koyuldu? Evet, şimdi de onu sen anlat. Yüzdürdük. Birinin bir yakınını koydu. Davarlar yüzdürdü dedim ben. O yüzdürdük koydu adamı. Evet. Sefa, böyle bir babam var. Seni ihtiyarla diyor mu, gençleştiriyor mu abi? Gençleştiriyor. Daha aynı öyle demiyordum be. Daha aynı sallıyordum öyle. Mehmet Hoca. Senede bir avrat. Bir motor, üç kuyu vurdurursan. Lan onu. Senede kaç avrat? Senede bir avrat. Bir motor, üç kuyu. Adamın Buradan keselim abi. Ha sen mi yoruluyor o mu yoruluyor? Vallahi yorulan ben. Yorul. Ya para kimden çıkıyor para? Benden tabii canım. O zaman ona ne de onun umurunda mı olur da? Aynen öyle. Adam olsa hala ki. Yani baban böyle konuştuysa Sefa'cığım senin tabii ihtiyarlama gibi bir lüksün yok. Ama para... yanlış konuşuyor. Tüm yükü de bu çekiyor. Evet. Öyle demiyorum ama. Sanki siz yük çekiyorsunuz. Yüzdürdük hiç yük çekmedi. Şimdi abi evin bir oğlu değil ama tüm yük yine bunun sırtında. İşte valla ondan diyor. Başka da iki avrat alan yok. Evet. Mösyö mu? Mösyö ile biz kader arkadaşıyız. Kuyuyor. Oğlanlara avrat alma. Şimdi Ramazan amca da şey mi? Oğlanlara birkaç hanım ha. Aldı mı ya? Ne yaptı onu anlayamadım. Senede o da evirmeye başladı. Ha senede o da. Arkamdan geliyor. Evet. Sefa yani babanla alakalı söylemek istediğin bir şey var mı? Pek diğer konulara girmesin. YouTube'da yayınlanacak. Ya ne olacak? Muhtarım senin söylemek istediğin bir şey var mı Arif abinle alakalı? Arif abi biraz deli dolu, böyle anlatıyor, hepimizi her akşam böyle güldürür. Böyle bir meclis varsa sorun yok ya. Yani böyle meclisimiz her aynı. Akşam oluyor burada yaz günü. Her akşam? Her akşam evet oluyor. Bazen burada voleybol da oynuyoruz. Gençler, ihtiyarlar, herkes oynayabiliyor. Öyle bir aktivitemiz de oluyor. En güzel Arif abi mi oynuyor ama? Yuvarlandığında bir daha kalkamıyor gibi. Yani. Ama şey, geçen herhalde diyet yapmış Arif abi. Yaptı mı Arif abi? Mehmet abiyle beraber iki ay mı gittik? İki ay gittiniz de ya, diyete gidilmez ki. Diyette ekmek yemeyecek, su içmeyecek işte. Her hafta bize şey yazı veriyor. Şunu yiyeceksiniz diye. Spor yapacaksınız. Ben de doktora dedim ki, benimki de çok duymasınlar diyor. Misal haftada bir tavuk yazmış, ben her gün tavuğa çevirtirdim. Ama verdim dedi. Kaç kilo verdin Arif abi? 10. Yani ne zaman verdin bu 10 kilosu? Ocak, Şubat mıydı Mehmet abi? Bu 10 kilo vermiş halim mi? Yo, bıraktım 11 kilo aldım. Peki muhtarımın babası kaç kilo verdiydi? O da 10 kilo verdi. O kaç kilo aldı daha sonrasında? O 21 mi? Senin kombisi o da. Sen ne aldın hacı? Ben de almadım. Almadık sen. Evet. Almadı halim böyle de alacağım nasıl? Aldı. Aldı o 99'dan açtı. 96'yı gördüydü o. Şimdi kaç kilo diyor? Devirmez. Devir ne? 110 kilo falan var. 105 vardır. 103 falan vardır. Yani almışsın o zaman amca yani.
Evet, siz ara sıra diyet yapın ama. Niye biliyor musun? Sizin için söylüyorum. 10 kilo veriyorsunuz, daha fazlasını alıyorsunuz ya. O daha iyi bir şey. Ama birinde diyet değil. Sefa'yı bir aradım. Neredesin dedim. Çarşıdayım dedi. İyi. Beni evden bir al dedim. Aldı beni evden. Beni Atatürk Parkı'nda indiriver dedi. Ne yapacağım dedi. Sana ne lan dedim. Her şeyi dedim. Sana mı söyleyeceğim ben dedim. İndirdi. Bu arabayla koydu gitti. Oradan doğru şeye geldim. Pizzacıya. Kendime büyük boy bir pizza söyledim. Karnımı doyurdum güzelce. Ulan her yerlerim ağrırdı. Açlıktanmış meğerse. Vallahi. Seni aç bırakmaya gelmiyor yani. Birinde büyük de sen, boy, büyük boy pizzaydın yani. Dedim. Birinde de bizim şey doktoru, diyetisyen doktoru, pizzacıda yiyor. Karşımda telefoncuya geldi mi? Kültür Sokağı'nda marina var ya. Evet. Orada. Gayrı usulca yönümü ters döndüm görmesin. Girdi. Oradan pizzayı söyledi. Beni görmedi. Sırtımı kapıya döndüm. Bir göreydi. Görse ne olacaktı? Bir lira zar. En ayı hem 100 lira işi 200 lira veriyor aylık. 200 lira mıydı abi? Sana diyet öneren de pizza yiyor. Nasıl oluyor o iş? İncecik bir şey. Ha, bir sürü diyetisyen var bizim. Oo, Arif abi. Ama hakikaten hala mükemmelsin ya. Senin yanında duran ihtiyarlamaz biliyor musun? Abi iyi ki koyumuzda bir tane var. İki tane olsa ne yaparız? Sizin koyun halime. Üzülür ya. Ama bu adam yanında duran adam ihtiyarlamaz ya. Bunlardan da babaları çift yapmış. Evet, tabii burada... Arif abi yakalayınca, tabii burada Mavra muhabbet bol efendim. Burada muhtarımın söylediğine göre her akşam bu meclis oluşuyor değil mi muhtarım? Yani böyle bir 5-10 kişi, 15 kişi oluyor. Dışarıda katılım sağlanıyor mu? Ücretli mi? Nasıl? Yok, ücretsiz tabii. Katılım sağlanıyor. Arif abinin şovmenliğinde. Yani, gülmek ağlamak bedava. Gülmek ağlamak bedava efendim. Bunu da söylemiş olduk. Mecidiye köyüne geldiğinizde bu adamı daha dinlemek isterseniz bizimki yayın işte yapacak bir şey yok. Şimdi biz daha 50 yaşındayız. İçimizde 60-65 yaşlarında olanlar var. Bir de bunlar gençliğinde başına gelen bir olaylardan anlatsınlar. Örneğin Ramazan abinin bir nohodekme hikayesi var. Hiç anlatmadı. Mehmet abinin gidip sapık içine saklandı. Milletin araya araya bulamadı. Evet, tam burada muhabbetler bayağı var. Tabii. Yani nohodek hikayesi sen biliyorsun, sen anlat. Ramazan abi şimdi anlatmasın madem. Anlatsın. Sen anlat abi sen. Ramazan abi geleyim anlatacağım mı? Evet. Efendim, Arif abi dedi ki Ramazan abimin dedi bir nohut hikayesi var dedi. Onu dinleyelim. Daha sonrasında da artık yavaş yavaş noktalayacağız inşallah. Evet, Ramazan amca. Nedir bu 80, adam? O çok konuşur da 82 yıllarında falan hani yokluk bir zamanıydı. Cebimizde para yoktu. 82. 82. Evet. Ondan sonra nohut ekmeye gideceğiz. Çuvallarla nohut dolu arabada. Buna çocuk gönderdik. Bunda sigara yok. Biraderde. Beraberdik. Ha. Hep beraberdik zaten. Bende de yok. Bu dedi bende sigara parası da yok. Sigara da yok dedi. İyi oğlum bende de yok. Ne yapacağız dedi. Ne oldu? İkinliğe kadar yaktık motorla. Dört çuvalını bıraktık. Ondan sonra getirdik arabayı evine koyduk. Rahmetli babam dedi ki ne oldu yaktınız mı oğlum? Yaktık baba. İyi dedi. Fakat tarlanın bir parçası kaldı. Bayağı 4-5 dönümü kaldı yani. Ondan sonra biz gittik. Ertesi gün sabahleyin ne oldu sattık. Para cebimize koyduk. Kilo ile sigara yaptık.
Ondan sonra da hani nohut mesela satmışlar, cevheraya vermişler yani. Nohut olmuş. En güzel pazarlık. Sonra nohut gezmeye gittik. Babam var rahmetli. Bura ne boş kaldı? Nohut gitmedi baba. Öyle mi yahu dedi. Öyle kapandı yani. Ha, babanın hala haberi yok ama değil mi o satıldığından? Yok. Öldü gittik yine haberi yok. Evet, hayırlı evlat tabii bu konuda çok önemli değil mi Arif abi yani? Amcam da bu konuda iyiymiş yani. Sigara için bunların hepsi. Ya işte öyle yani. Ya gençlikse ne yapacaksın? Gençlikte oluyor. Herkes yapıyor böyle şeyler işte. Yapacak bir şey yok. Evet. Öncelikle hepinize teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hatırınız var olsun. Sağ olun. Ama hakikaten güzel bir meclis oluşmuş. Bu meclisi de bozmayın inşallah. Böylesi güzel ortamlar hakikaten her köye lazım aslında. Her köye lazım. Köyümüz iyi Allah'a şükür. Vallahi 15 annem var. Yok yok, güzel maşallah. İnşallah bu benim ilk gelişim. Ama inşallah son gelişim olmayacak. Bu muhabbetleri ben severim. Hani bir kere yok ki. Hani Hıdırlar'da gelmiş. Bir 3-4 tane de köyümüze sonradan gelinler var. Mutluram'da. Var canım. Gelinlerden falan da gelen var. Sıkıntı yok. Onlarda problem yok. Evet. Şimdi veda edeceğiz. Hepinizi şöyle ben buyurun dışarıya davet edeyim. Vedamızı yapalım. Ondan sonra da artık yolcu yolunda gerek. Evet değerli dostlar, Mecidiye köyündeydik. Mecidiye köyünde birbirinden güzel insanlarla birbirinden güzel muhabbetler yaptık. Ve artık noktalayacağız ama tabii ki bu köyün valisi, bu köyün başbakanı, cumhurbaşkanı ne sayarsanız artık. Muhtarımızla son kelamları almak için mikrofonu uzatacağım. Daha sonrasında da sizlere veda edeceğim. Muhtarım öncelikle teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Güzel bir karşılama oldu. Güzel yemekler, güzel insanlar. Her şey çok güzeldi. Biz de teşekkür ederiz. Bizim köyümüzü çekip buralara kadar geldiğiniz için. Yine bekleriz sizleri. İnşallah her zaman. Her zaman bekliyoruz. Size de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz çekim ekibinizle beraber. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun diyoruz. Cümlemizden. Tabii ki öncelikle bayanlara çok teşekkür ediyorum. Hanımlara çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Lezzetler harikaydı. Hepsini tek tek saymıyorum ama her şey çok güzeldi. Çok sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Eyvallah, teşekkürler. Daha sonrasında tüm beylere de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sizler de çok sağ olun, var olun. Muhtarımın şahsında tüm Mecidiye köy sakinlerine de teşekkür ediyoruz. Efendim, Aktekke Gıda ile Buram Buram Karaman programı burada noktalıyoruz. Bir başka köyümüzde buluşmak dileği ve duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günleriniz olsun inşallah. Görüşürüz tabii. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Şu garip halimden bile şu eli nazmım. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Tatlı dillim güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Tatlı dillim güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin? Neredesin sen? Sanki kalbimi bilerek yüzüme güle. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? Sanki kalbimi bilerek yüzüme güle. Gönlüm hep seni arıyor.
kaçırma her hafta yeni hafta. İndirimler bırak tek ve gıda. Karaman'ın markası olan Keskinler Etli Ekmek Salonu, siz değerli misafirlerini ağırlamaktan mutluluk duyar. Karaman'ın markası olan Evcen Mobilya'nın yeni ürünleri sizleri bekliyor. Salon takımları, oturma grupları, yatak odası, genç odası ve çocuk odasına kadar aradığınız her şey Evcen Mobilya'da. Evcen Mobilya'nın Kasım indirimlerini kaçırmayın. O saf duygularla hayal edip çizdik. Evimizin kapısını, penceresini. Şimdi hayallerimizi hayata geçiriyoruz. Yılların verdiği uzmanlık bize kaliteyi ve sağlamlığı öğretti. Karaman'ın markası olan Dülger Yapı, yurt dışındaki gurbetçilerimizin de tercihi haline geldi. Gelin bir kahvemizi için Dülger Yapı'yı yakından tanıyın.